Merhabalar. Eğitimin Geleceği canlı konferansının ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün saat 4'ten şu andan itibaren akşam 6'ya kadar birlikte olacağız. Dün çok keyifli bir birinci gün gerçekleştirdik. Pratik uygulamalar, deneyimler, deneyim paylaşımları çok güçlü bir etkileşimle katılımcılarımızla çok keyifli bir gün geçirdik. Bugün de aynı şekilde yine çok birbirinden değerli ve deneyimleri de aynı şekilde son derece sahici, faydalı ve bizim perspektifimizi genişletecek konuşmacılarımız var. Konuşmacılarımızı çok kısaca size tanıtmadan önce birazcık bu konferansı, canlı konferansı neden yapıyoruz? Neden birlikteyiz? Neden böyle bir şey planladık? Biraz bundan bahsetmek isterim. Malumunuz, yaşadığımız pandemi aslında çok uzun bir zamandır yapmamız aslında mümkün olan, yapmamız belki de gereken eğitim ve gelişim alanındaki bazı dönüşüm imkanlarını hayatımıza çok daha hızlı bir şekilde soktu. Ve bunları hayatımızda geçirmemize, uygulamamıza sağladı. Bunun en önemli araçlarından birisi de dijital teknolojiler oldu. Dijital teknolojiler tabii ki yepyeni bir medya, yepyeni bir alan ve kendine göre farklı bir adabı, farklı kazanımları, avantajları, dezavantajları olan ve bunların arasında da birçoğunda da mutabık henüz olmadığımız, sürekli yeni deneyim geliştirdiğimiz, sürekli kendini geliştiren, biz öğrendikçe bizle beraber gelişen çok dinamik bir ortam. Dün Tankut Bey Deniz Bank'tan bunu yeni normal diye tarif etti. Aslında yeni normalimiz olmaya doğru giden bir durum. Biz bu yeni normal içinde eğitim ve gelişim çalışmalarını gerek bu pandemi sırasında gerek pandemi sonrasında çünkü bundan sonrasında da yeni normal farklı olacağına inanıyoruz. Nasıl hayatımıza en doğru, en etkili şekilde sokacağız ve doğru uygulamalarla en iyi sonuçları nasıl alacağız? Bunu konuşmak için buradayız. Bugün burada üç konuşmacımız var. Management Center Türkiye'den Çisi Ulusoy var. Vodafone Türkiye'den Ezgi Kadıoğlu var ve FNSS'ten Barış Arpacı var. Bu alanda kendi bilgi birikimlerini ve kendi alanlarındaki, firmalarındaki deneyimlerini bizlerle paylaşıyor olacaklar. Oturumlar sırasında soru sorabilirsiniz. Dün çok etkileşim açısından yoğun geçti. Sorular çok yönlendirici oldu ve çok da faydalandık. Dolayısıyla sizin katkınız çok önemli. Gördüğünüz gibi Zoom'un alt bandında chat dediğimiz sohbet ekranı ve Q&A dediğimiz soru cevap ekranı var. Sorularınızı sizden özellikle rica ediyorum. Bunu tekrar tekrar yeri geldiğinde hatırlatacağım. Q&A dediğimiz soru cevap ekranından paylaşırsanız oradan takip ediyor olacağız. Elimizden geldiğince tüm soruları cevaplamak, onları değerlendirmek akış içinde bizim amacımız. Onun dışında teknik olarak bir ihtiyaç varsa, ses gelmiyorsa veya bir katkıda bulunmak istiyorsanız etkileşim anlamında siz sesinizi bu konferansta duyurmak istiyorsanız sohbet ekranından da katkılarınızı yapmanız bizi çok mutlu edecek. Dolayısıyla etkileşimli, hepimizden farklı katkıları alabildiğimiz bir buluşma olmasını hedefliyoruz. Ve bu buluşma aynı zamanda şu anda YouTube'da da canlı olarak yayınlanıyor. Oradan da eğer oradan izleyen olur da ve oradan da soru olan olursa onları da buraya o soruları almaya ve buradan cevaplamaya aynı şekilde gayret edeceğiz. Dünün ve bugünün kayıtlarını daha sonra Management Center Türkiye'nin gerek LinkedIn sayfasında gerek YouTube sayfasında kayıt olarak da görüyor olacaksınız. Şimdi bugünün programını daha ilk konuşmacımız Management Center Türkiye'de
ürün geliştirmeden sorumlu Çisil Ulusoy. Çisil, çok kısaca kendini tanıttıktan sonra paylaşımlarını heyecanla bekliyoruz ve ben mikrofonu, sahneyi sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize çok sağlıklı günler dilerim. Ben Çisil Ulusoy, Management Center Türkiye'de ürün, içerik ve çözüm geliştirme konusunda çalışıyorum. Aslında 2012'den beri Management Center Türkiye'de çalışıyorum ama arada bir 3 yıl kadar bir Amerika'da Insights'ta bir deneyimim oldu. Oradaki değişiklikler, oradaki uygulamalar ve farklı kültürlerdeki insan kaynakları eğitim gelişim uygulamalarını Türkiye'de nasıl daha verimli kullanabiliriz, neleri daha farklı yapabiliriz üzere tekrar yuvaya döndüm diyelim. Bugün de size bu süreçte, bu önümüz yaşadığımız dönemde aslında neleri daha farklı yapabiliriz ve nasıl yaklaşımlar geliştirebiliriz onunla ilgili bir paylaşımda bulunacağım. İzninizle ben bir aslında ekranımı paylaşmak istiyorum sunumumu göstermek için. Gelişim devam ediyor dedik. Çünkü aslında belki de gelişime ve eğitime aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden biri içerisindeyiz. Bu içinde bulunduğumuz durum bizim kendimizle ilgili birçok farkındalığımızı arttırmamıza sebep oldu açıkçası. İşimizi düşündük, kendi bireysel olarak varlığımızı düşündük. Bütün bunların yanı sıra da kurumsal olarak eğitimlerde ve gelişimde bu süreci daha etkili nasıl atlatabiliriz? Bireylerimize ve organizasyondaki kişilere nasıl destek olabiliriz? Birçoğumuzun kafasında da bu sorular var. Dolayısıyla artık bütün programlar yeni normal şeklinde, zaten bir süredir de devam eden bir şekilde dijitale ya da dijital destekli çözümlere aktarılmakta. Biz müşterilerimizle geçmişten özellikle son zamanlarda ağırlıklı olarak dijital destekli çözümler üzerine zaten çalışıyorduk. Ancak bu dönemde özellikle birçok farklı müşterimiz ve birçok kurumda da daha yeni bir kavram olarak ortaya çıkabiliyor bu kavram. Ve dolayısıyla da aslında birazcık da tam kendilerini güvenli hissetmedikleri bir alan olabiliyor. Ortak soru şu oluyor genelde, bütün bu programların dijitale dönüştürülmesinde o fiziksel ve sınıf içi veya farklı ortamlardaki o fiziksel katılımcı ve danışman dokunuşunu ve eğitimini aynı verimle dijital platformlarda sağlamak mümkün müdür sorusu birçoğumuzun aklında eminim. Ve bunun aslında cevabı evet. Bunu yapabiliriz ama bunu nasıl yapabiliriz? Burada çok kritik olan bir nokta var. O da şu ki gerçekten programların farklı öğrenme metodolojilerine göre tasarlanması ve güçlü bir şekilde tasarlanması ve onun aktarıldığı araçların da oldukça etkili ve güçlü olması gerekiyor. Bu bizi tekrar kurumsal öğrenme ve gelişimde aslında ne istiyoruz ve bu gelişimden ne bekliyoruz sorusuna yönlendiriyor. Ne istiyoruz? Tabii ki istiyoruz ki hedefleri gerçekleştirelim. İstiyoruz ki organizasyondaki iş hedeflerini, stratejik hedefleri ve değişim hedeflerini yaptığımız programlarla gerçekleştirmeye destek olalım. Ve bunu yüksek performanslı bireyler, takımlar ve liderlerle yapalım istiyoruz. Ayrıca istiyoruz ki bütün organizasyonumuzdaki bireylerin ortak bir amaç için hareket ettiğini vurgulayalım ve ortak amaçla hareket edildiğini hissedilsin organizasyonda istiyoruz. Bir diğer önemli unsur kurumsal öğrenme ve gelişimde aidiyet duygusunu artırmak istiyoruz. Katılımcıların, bireylerin ve bütün organizasyondaki aslında çalışanların kendilerini bir topluluğun parçası olarak görmelerini istiyoruz. Ve bütün bunları yaparken de yüksek yetkinlikle ve güçlendirilmiş yetkinlikle hedeflere doğru ilerleyen ekipler görmek istiyoruz. Genel olarak bütün programlarımız buradan doğru yola çıkıyor. Ve burada da tabii ki hem bireyler, hem yöneticiler ve hem liderler için bir takım öğrenme hedefleri ortaya koyuyoruz. Ve yaptığımız programlarda da bekliyoruz aslında, bir beklenti içerisindeyiz. Bütün programlarımızı o yüzden de yetişkin öğrenme metodolojisine yönelik olarak tasarlıyoruz ki böylelikle katılımcılar kendilerini yönlendirebilsinler. Kendi istekleri doğrultusunda, kendi öncelikleri doğrultusunda bilgiye ulaşabilsinler ve bilgiyi en verimli şekilde kullanabilsinler. Deneyimlerden öğrenebilsinler istiyoruz. Çünkü yetişkin öğrenmesinde çok çok kritik olan bir nokta
yaşadıkları, hem geçmişte yaşadıkları hem de mevcutta içinde bulundukları durumlarda aslında karşılaştıkları konuları bilgiyle nasıl entegre edebileceklerini doğru çözebilsinler istiyoruz. Bazen öğrenilmişliklerimizi unutup yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Bunu asla ve asla unutmamaya çalışmamız gerekiyor. Bir diğer önemli unsur, aslında çözüm odaklı olmak istiyoruz. Teori ve modeller, metodolojiler evet güzel ama birlikte geçirdiğimiz zamanla en verimli şekilde benim şu an yaşadığım problemi ben nasıl çözebilirim? Ve ileride karşılaşacağım problemleri ben nasıl çözebilirim? Buna odaklanmak istiyoruz. Ve bireysel motivasyonu ortaya çıkaran programlarla bu gelişimi sağlamak istiyoruz. O iç motivasyonu parlatan ve onu programa yansıtan bir yaklaşım istiyoruz. Ve istiyoruz ki kurumlarda çalışan herkesin birer yetişkin olarak gelişim sorumluluğunu üstlenmesini istiyoruz. Çoğumuz bunları aslında istiyoruz ve bu konuda çabalıyoruz. Programlarımızı bu konuda düzeltiyoruz. Bu konuda da dizayn ediyoruz. Şimdi tabii bu bizim aslında şimdiye kadar baktığımızda daha sınıf içi eğitimlerde ve gelişim yolculuklarında da özellikle yaklaşımımızdı. Fakat dijitale geçince insanda ister istemez şöyle bir soru ortaya çıkabiliyor. İnsani odağı ve insani dokunuşu dijital programlarla yakalamak mümkün mü? Burada önemli olan konu şu, bizim buradaki yaklaşımımız MCT olarak aslında dijital destekli çözümlerle bu dokunuşu yakalamak. Yani senkron ve asenkron öğrenmeyi bir araya getirerek o gelişim yolculuğunda katılımcıları, yöneticileri ve liderleri desteklemek bizim asıl amacımız bu oluyor. Dolayısıyla başarılı bir dijital destekli öğrenme çözümünde olması gereken elementlere şöyle bir baktığımızda, bunlardan temeli ve bir tanesi, en önemlilerinden biri, yetkinlik odaklı bir gelişim kurgusuna sahip olması. Dolayısıyla organizasyonda çalışanların ve herkesin katıldığı programlarda günümüzde ve gelecekte ihtiyaç duydukları ve karşılaşabilecekleri yetkinlikler ve bunların daha etkin ve verimli olabilmesi için bir tasarım yapılması gerekiyor. Bir diğer önemli unsur başarılı çözümlerde esnek dijital öğrenmeyi imkanı sağlaması. Burada asenkron öğrenme ve güçlü bir dijital kütüphane, güçlü bir dijital erişim çok kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli yaklaşım, özellikle bizim çözümlerimizde bunun altını önemli çizdiğimiz ve mutlaka olması gerektiğini düşündüğümüz etkileşimli canlı öğrenme seansları. Bunları sanal olarak gerçekleştiriyoruz ve bu seanslar aslında edinilen teorik ve model dayalı kavramsal bilginin daha çok uygulama ve deneyimleme üzerine oturtulmuş bir hali ve dolayısıyla kişilerin o deneyimleyerek öğrenmesini destekleyen bir yapı olması gerekiyor. Bunun eksik olduğu programlarda kişisel gelişimdeki yani ve yönetsel gelişimdeki gelişim oranında ufak bir düşüş maalesef görebiliyoruz. Çünkü insanlar evet bilgiye ulaşmak çok kolay. Özellikle günümüzde bu çok daha kolay. Fakat önemli olan o bilgiyi okumak, araştırmak, öğrenmekten ziyade gerçek öğrenmek ancak o bilgiyi deneyimlediğimizde ve uyguladığımızda gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla etkileşimli canlı seanslarda o sınıf içindeki o etkileşimi ve deneyimlemeyi biz sanal ortama taşıyoruz. Danışmanlarımız ve fasilitatörlerimiz kişilerin öğrenmesini bu şekilde aslında bir şekilde modere etmiş oluyorlar diyebilirim. Bir diğer önemli ve çok kritik bir konu aslında bu dijital çözümlerde sosyal öğrenme. Bunu bazen atladığımız oluyor bazı programlarda. Bunun atlandığını da görüyoruz ama birbirinden öğrenme çok çok önemli ve çok kritik bir nokta aslında. Dolayısıyla yaklaşımlarda bu topluluk öğrenmesini canlı tutarak aslında hem öğrenmenin gündelik iş hayatına yansımasını sağlamlaştırmış oluyoruz. Çünkü insanlar o sosyal öğrenme topluluğu bilinciyle gerçekten o sorumluluğu da üstüne alarak uygulamalar konusunda daha aktif olabiliyorlar. Bir diğer önemli unsur da o topluluk bilinci organizasyondaki öğrenme motivasyonunun artmasına da destek veriyor. Dolayısıyla burada sosyal öğrenmenin atlanmaması bu tarz programlarda çok çok kıymetli oluyor ve bunun iyi yönetilmesi de aynı zamanda çok önemli bir unsur oluyor. Bir diğer önemli unsur başarılı programlara baktığımızda gelişim desteği. Dünkü konuşmalarda da belirtilmişti.
Ve hala aslında çok da konuşulan bir konu, hani kişiselleştirme ne kadar mümkün olabiliyor, bireylerin gelişim ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterebiliyor, şüphesiz ki öyle. Buna en güzel bir şekilde destekleyebilmek ancak gelişim koçları ve süreç boyunca yapılan gelişim destekleriyle olabiliyor aslında. Bunu bireysel bazda da alabiliyoruz, takım bazlı olarak da yapabiliyoruz. Ve görüyoruz ki aslında kişinin o öğrenme yolculuğunda yanında bir mentorunun olması, ona yol gösteren birinin olması, kendi doğru sorular sorarak gelişim eksikliğini ve gelişim alanlarını aslında ortaya çıkaran bir kişinin olması, o kişinin gelişiminde çok büyük bir fark yaratıyor. Dolayısıyla gelişim koçluğunun mutlaka ve mutlaka programlarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir diğer yaklaşımımız da aslında değerlendirme ve raporlama. Genellikle çok güzel gelişim programları yapılıyor. Dijitalde bunları takip etmek biraz daha kolay olabiliyor normalinden aslında ama yapılıyor ve kalıyor. Halbuki aslında gündelik hayata bunların nasıl yansıdığını, hem katılımcıların program süresindeki katılımlarının ölçümlenmesi, ki bunu dijitalde yapmak çok daha kolay oluyor, hem de aynı zamanda gelişimlerinde geldikleri nokta ve bundan sonrası için kendilerine katabilecekleri yolda bir yol gösterilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bu altı bileşenin olduğu programlar, dijital destekli çözümler oldukça etkili oluyor ve biz bunu deneyimleyerek gördük ve bundan sonraki süreçte de aslında bu tarz programların güç kazanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bütün yaklaşımlarımızı bu odakta oluşturduk. Peki nasıl bir öğrenme yolculuğu bekliyor katılımcıları? Çisil, bu noktada sözünü balla kestim. Tabii. Şimdi bir katılımcımızın iki tane çok güzel sorusu var. Bir önceki slayttaki paylaşımlarımla ilgili. Yeri gelmişken onlarla biraz zenginleşmek, zenginleştirmek ve büyütmek isterim konuyu, genişletmek isterim. Buse Çelik'in sorusu bu. Birincisi, çok önemli bir konuya değiniyor Buse Hanım. Şimdi etkileşim diyoruz. Lafta çok kolay. Ama gerçekte etkileşimi nasıl arttırıyoruz? Bu konuda tavsiyeleri ne katılımcılarımıza? Gerçekten Buse Hanım'ı çok çok önemli bir noktaya parmak basmış. Hakikaten en çok da konuştuğumuz konudur bu. Ve de aslında etkileşimin kalitesi de aynı zamanda çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi canlı etkileşimli seanslarda teknik olarak kullandığımız bir takım araçlar oluyor tabii ki. Bunu şöyle söyleyebilirim, hani breakout roomlar kullanarak bir takım vaka çalışmalarını yaptırmamız, çeşitli role play'lerle deneyimletmemiz, çeşitli strateji ve aksiyon çalışmalarını yapmamız gibi. Bunların haricinde de dün aslında Didem Hanım'ın sunumunda da çok güzel araçlar listesi vardı. Teknolojik olarak o etkileşimi arttıracak bir takım araçlar var. Yani çeşitli quizler olabiliyor, soru cevaplar olabiliyor. Kısa anlı, anlık böyle duyguların paylaşıldığı ya da düşüncelerin paylaşıldığı aplikasyonlar da olabiliyor. Teknolojik olarak aslında bu etkileşimi arttırmak da çok kıymetli oluyor. Ama bence burada... Tamam, teknoloji bize destek oluyor ama bence çok kritik olan bir şey o seansların çok güzel ve etkili bir şekilde fasilite edilmesi. Yani birebir anlatma devri yetişkin öğrenmesinde olan bir şey değil ve olmamalı. Yetişkin zaten istediği konuyu, istediği zaman, istediği şekilde öğrenebilir. Onun düşünmesini sağlayan sorularla o konunun fasilite edilmesi gerekiyor. Yani Buse Hanım, sorunuza umarım cevap verebilmişimdir ama... Benim Buse Hanım'ın sorusuna bir şeyim var. Yani birazcık daha soruyu seni zorlayacağım. Çok evet. Cevabın için çok teşekkür ederim. Ya da katkıda bulunacak bir soru soracağım. Yani çok önemli bir şey söylediğini duydum. Ders anlatımı, konu anlatımı aslında buluşmalarda yapılması açısından ve bazı yönlerden o buluşmanın yani en iyi değerlendirme şekli mi değil. Yani buluşmada daha çok etkileşim yapalım dediğini duydum. Evet. Ki teknoloji bu imkanı sağlıyor. Platform üzerinden ders anlatımımız, düz anlatımı zaten asenkron olarak yükleyebiliyoruz, paylaşabiliyoruz. Sadece etkileşime yönelik anlatım yapabilecek. Bunu çok güzel anladım. İkinci bir şey duydum. Bunu mu kastettin? Aslında modülün veya konunun tasarımı
Ve bu tasarımın içinde etkileşimin ön planda olması canlı buluşmalarda önemli bir başarı kriteri diye duydum. Yani fasilitatörü yönlendirecek şey de. Doğru mu? Planlama Evet. ve tasarımda başlıyor her şey. Evet, kesinlikle. Yani bu aslında sunum, yani sohbetimizin başında da söylediğim gibi hedeflere ulaşmak için, yani bizim her tasarımda bir öğrenme hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de takip ettiğimiz bir metodoloji var, öğrenme metodolojisi. Ve tabii ki burada göz önüne almamız gereken konu ise farklı öğrenme stilleri. İşte bu farklı öğrenme stillerinin her birine dokunuşu yaparak etkili bir şekilde tasarlamak çok kritik oluyor. Kapsayıcılığı sağlıyoruz bunu yaparak. Farklı stilleri, farklı tarzlara da cevap verebiliyoruz. Kesinlikle. Çünkü o etkileşim, herkesin söz alması bir etkileşim değil aslında. Bazı insanların sadece durup birazcık düşünmesi ve değerlendirmesi de bir etkileşim. Bunların hepsinin farkına varıp doğru noktalarda doğru müdahaleleri yapabilmek orada çok kritik. O yüzden tasarım çok önemli oluyor. Yani mesela tamamen dijitale taşıdığımız programlarda aynı içeriklerle devam edemiyoruz çoğunlukla. Evet, belki konsept olarak aynı olabiliyor ama uygulama ve aktarım metodunun oldukça farklılaşması gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun o fiziksel bir arada olmanın verdiği beden diliyle anlatma bile farklı bir noktaya geçiyor. Ama bu mümkün, yapılması çok mümkün bir şey. Ensari Çiçeler'in bir sorusu var. Farklı öğrenme stillerini biraz açabilir misin? Hangi stillerden bahsediyoruz? Ben biz o soruyu biraz daha genişleteyim. Hani tabii. Çok kısaca her bir stile nasıl yaklaşabiliriz? Farklı stillerde bir iki örnek olsa çok Tabii. faydalı olur. Yani aslında çok güzel bir konu. Üstüne saatlerce konuşabileceğim bir konu ama zamandan dolayı çok kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum. Evet, bir dakika içinde çok kısa ben de göz geçmeni isteyeceğim ama önemli bir konu. Şöyle söyleyebilirim. Bazı profildeki kişiler daha analitik bir yaklaşım içerisinde olurlar. Yani onlar olayların neden sonuç ilişkilerine bakmak isterler ve bunu eğitim sırasında aktarırken de oldukça güçlü bir şekilde kavramsal paylaşımı da yapmanız gerekir. Etkilerinin sonuçlarını göstermeniz gerekir ve o sorgulamaya, o analitik sorgulamaya cevap vermeniz gerekir. Bir diğer grup, aslında farklı bir öğrenme stili, peki ama bunun benim için ne faydası olacak bakış açısındadır. O kişiye hızlı kazanımları göstermeniz gerekir. Evet, bu programdan sonra sen bunları yapabileceksin. Bak gel dene dememiz gerekir. Daha pratik bir bakış açısına sahiptirler. Bir diğer yaklaşım ve bakış açısı dahil olmak ister. Öğrenmenin içinde olmak ister. Daha görsel bir öğrenme mekanizması vardır. Ve ister ki paylaşımda bulunsun. O işte etkileşimdeki o dıştan gözüken etkileşimi canlandıran kesimdir. Bir diğer kısım vardır ki öğrenme stilinde daha dingin bir şekilde dinlediklerini, öğrendiklerini süzmek ister. Kendi hayatından dönüp bakıp bir değerlendirme yapmak ister ve onun üzerine aslında öğrenir. Bu bende ne ifade ediyor? Bu benim hayatımda yaptığım olayların neresinde var? Bakış açısı o dördüncü stili de aslında karşılar. Harika. Dün de konuşulmuştu. Ben sohbet ekranından paylaştım tüm katılımcılarımıza. Format dediğimiz Evet. Dörtlü öğrenme modeli ve bunun stilleri. Sen de biraz bahsettin. Bunun linkini paylaştık. Demin bir de son bir soru var. Ondan sonra bir sonraki slayda geçmek Tabii. istediğini biliyorum. Yine Buse Hanım'ın bir sorusu. Etkileşimi konuştuk. Aslında yine soruyu ben biraz açarak sormak istiyorum. Şimdi eğitimin ve gelişimin bir bireysel ve kognitif bir yanı var. Ve bunu yani tekil yanı var. Kişi kendi başına öğreniyor. Kognitif olarak, bilişsel olarak bir bilgiyi, bir şeyi öğreniyor ama bir de bunun ilişkisel ve topluluk olarak öğrenme yanı var. Evet. Dolayısıyla aslında bu bize feminist psikolojinin kazandırdığı bir şey. Bu çerçevede sosyal öğrenmeyi, yani işin sosyal kısmı var. Bu ilişkiselliği ve grup olarak öğrenmeyi aldığımız zaman
Bununla ilgili bir soru sormuş Buse Hanım. Sosyal öğrenmeyi hangi platformlardan sağlayabiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum bu soru için. Çünkü değineceğim de bir konuydu ama sırası gelmişken değineyim. Şöyle aslında sosyal öğrenme için tabii ki çok fazla kullandığımız yöntem var ama biz en temelinde Slack'i kullanıyoruz çok açık söylemem gerekirse. Yani o... Slack nedir bir anlatır mısın? Herkes kullanmıyor olabilir. Slack çok güzel bir uygulama, bir aplikasyon ve aslında amacı çok pratik bir şekilde telefonlarınızdan ya da bilgisayarınızdan farklı kalabalık gruplarla, farklı konular üzerinde çok rahatlıkla bir etkileşim kurmanızı sağlayan bir iletişim aracı gibi düşünebilirsiniz. Farklı uygulamaları var. Arzu ederseniz dosyada paylaşabiliyorsunuz. Arzu ederseniz onu kapatabiliyorsunuz. Bazı güvenlik kuralları da olabiliyor çünkü özellikle finans sektörü için söylüyorum. Ama Slack bizim çok başarıyla ve güzel sonuç alarak kullandığımız bir araç. Onu tavsiye edebilirim. Slack kullanamıyorsak, WhatsApp üzerinden de gruplar kurduğumuz, öğrenme grupları kurduğumuz oluyor. Normal mesajlaşmalarla. Ama kendi deneyimimden söylemem gerekirse birinci olarak Slack'i tavsiye ediyorum böyle bir uygulama için. Bununla ilgili ben bir paylaşımda bulunacağım yine sohbet ekranından ama Slack hülasa demin söylediğim gibi WhatsApp'ın birazcık genişletilmiş ve çok daha fonksiyonları ve güvenlik unsurları yüksek olan bir versiyon. Evet. Bunun dışında bir şey daha var aslında orada eklemek istediğim yani sorunun bir ikinci kısmı diye düşünüyorum. Orada kritik olan o sosyal öğrenmeyi de tetiklemek. Yani haydi Slack grubu kurduk ve siz Slack'ten sosyal öğrenmenize devam edin pek olmuyor açıkçası. Çünkü hepimizin hayatta yani öğrenme aslında merkezinde gibi düşünüyorum ben tabii ki bu işe gönül vermiş biri olarak ama herkesin her zaman aynı olmayabiliyor. Dolayısıyla o öğrenmeyi tetikleyecek ufak dokunuşlar gerekiyor. Mesela biz MCT'de bunu aslında topluluk yöneticisi atayarak bütün programlarımıza yapıyoruz. Kim ve görevi ne oluyor o kişinin? Kısa hatırlatmalar yapmak, kısa sorular sormak, duruma bütün hakimiyetiyle hakim olup, çizse sen bu konuda böyle bir şey sıkıntı yaşamıştın, nasıl çözebildin gibi en azından o konuşmaları açmak bile çok basit ama gerçekten etkili bir yöntem oluyor. Çok teşekkürler. Sana kaldığı yerden devam edebiliriz. Tamam. Başka bir sorumuz şimdilik yok. Tamam. Aslında tam bu sorulardan önce dijital destekli öğrenmede bir katılımcının öğrenme yolculuğu nasıl oluyor? Ondan bahsediyordum. Şöyle bir yolculuk oluyor. Yani bu hani gerçekten onların bu yolda bunu bir süreç olarak görmelerini istiyoruz ve bu süreç bitmeyen bir süreç aslında. Biz sadece onlara burada bir kanal açıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Dijital kampüsümüz var. Bir dijital kampüse erişim sağlayarak orada aslında bizim öğrenmeyi kolaylaştıran araçlar dediğimiz birçok şeye ulaşabiliyorlar. Bu az önce bahsetmiş olduğum gibi hani etkileşim öncesinde teori ve model paylaşımı olabiliyor. Konuyla ilgili kısa videolar olabiliyor. Dijital kütüphanemizde mevcut olan yurt dışındaki üniversitelerle olan işbirliğimizden doğru da bir takım makaleler, vakalar, gerçek durumlar ve değerlendirmeler ve ön hazırlık, zihinsel hazırlığını destekleyen bir takım yaklaşımlarımız oluyor. Daha sonrasında katılımcı bu zihinsel hazırlıkla gelerek deneyimlerini paylaşacağı ve açıkçası yani daha da doğru söylemek gerekirse öğrendiği konuları güvenli bir ortamda deneyimleyebileceği bir ortama kavuşuyor. Ve bu çok kıymetli oluyor aslında katılımcılar için. Dolayısıyla yeni bir model öğrendi ve bunu iş yerinde nasıl adapte edeceği sorusunda denemeden biraz zordur. Yani alışkanlık da geliştiremeyiz. İşte onu güvenli bir ortamda bir danışman eşliğinde nasıl deneyimleyebileceğini bu etkileşimde canlı seanslarda yapıyoruz. Burada şunu da söylemek isterim. Bu seanslar hani 3 saati geçmeyen seanslar oluyor ve mutlaka bir arası oluyor arada. Çünkü öğrenme sürelerini de dikkate alarak hesaplanıyor. Dolayısıyla böyle bir yolculuğu bu şekilde devam ediyor. Bir dediğim gibi bir topluluğa aslında Buse Hanım sizin sorduğunuz soruyu burada söyleyecektim ama çok iyi oldu sorduğunuz. Öncesinde de paylaşma imkanım oldu. Bir topluluğa da ait oluyor ve bir topluluk yöneticisiyle birlikte
öğrenme sürecinde aslında beraber öğrenmeyi ve beraber yaratmayı destekleyen bir yaklaşımı oluyor. Süreç boyunca bir gelişim koçu atanıyor. Bu gelişim koçlarıyla biz program, tabii program yapıları ve süreleri değişiklik gösterebiliyor. Ama en az iki tane de olsa bir gelişim koçluğu mutlaka öneriyoruz ki üç veya zaman zaman bunun daha fazla olması çok daha etkili oluyor. Bireysel öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda gelişimin takip edilmesi için kıymetli oluyor. Bir diğer önemli unsur aksiyon öğrenme ve aksiyon öğrenme koçluğu. Bunun çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü öğrenme eğer ki hayattaki deneyimlerimizle birleşmiyorsa öğrenme olmuyor. Yani sadece güzel yazan bir takım modeller, bir takım makalelerle kalıyor. Bu deneyimleme ama kendi başımıza bütün öğrendiklerimizi, yaşadıklarımız problemleri, bu yeni edindiğim bilgilerle nasıl yaklaşabilirim üzerine yaptığımız çalışmalarla oluyor. Bu çalışmaların doğru olup olmadığı ve sorunları çözüp çözemediği ise genelde farklı programlarda görüyoruz ki göz ardı ediliyor maalesef. İşte o yüzden programlarda aslında kritik olan bu aksiyon öğrenme seanslarını ve o koçlukları da yapmak. Burada kastettiğim şey 4-8 kişilik küçük gruplarda sorunu masaya yatırdığımız, bilgiyi uygularken nerede sorun yaşandı ve o nasıl çözülebilirdi, farklı bakış açıları ve farklı disiplinlerin devreye girerek o sorunun çözülmesine yönelik bir uygulama aslında. Dolayısıyla çok çok kıymetli oluyor. Bir de dijital destekli öğrenmede aslında bir diğer önemli unsur da proje koçlukları, proje yaratmak. Buradaki konu aslında kurumlar için de şöyle bir güzelliği var. Programlara başlarken kurumun önceliklerine, stratejik önceliklerine göre de bir takım konular belirliyoruz. Ve bu konularla birlikte küçük gruplarda proje çalışmaları yapılıyor program süresince. Ve bu projelerin uygulanabilir olması ve etkin bir şekilde yapılandırılması için koçluk veriliyor. Bu koçluklar verildikten sonra ve proje nihayetine kavuştuğu zaman aslında programı kurum için kişisel yani bireysel gelişimleri, yönetsel gelişimleri haricinde kurumun somut bir çıktısı daha oluyor. Yani kuruma bir hediye oluyor aslında bu proje çıktıları ve uygulamaya başlayabildikleri, hemen akabinde uygulamaya başlayabildikleri bir çıktı oluyor. Dolayısıyla genelde böyle bir yolculukla aslında katılımcılarımızı ağırlıyoruz ve etkili olan programlarda da bu yolculuğun olması gerektiğini öneriyoruz. Bizim BCT Dijital Destekli Öğrenme ve Gelişim Çözümleri olarak odaklandığımız ve şu anda hali hazırda uygulamaya başladığımız ve devam ettiğimiz 6 tane temel alan var. Bunların tabii ki çok detaylarına şu anda girmeyeceğim ama bütün bu bakış açısıyla bu programları kurguladık ve tekrar bu yetişkin öğrenmesi, farklı öğrenme stilleri ve bütün metodolojilerle tekrar bir dijital tasarımı elden geçtiği programlar. Liderlik gelişim programları, buradaki amacımız ve bütün bu liderlik gelişimdeki programlardaki önerimiz de bu aslında. Bireylerin ve liderlerin organizasyondaki değerleri ve stratejileri hayata geçirecek bir şekilde onları desteklemek, ilham verici yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamak ve o bakış açısını geliştirmelerini desteklemek üzere kurguladığımız programlar. Yönetici gelişim programları genelde ikisi arasındaki farkta net olmakta gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Yönetici gelişim programları ise ekiplerin yüksek performans alması için nasıl etkin bir şekilde ve işin nasıl etkin bir şekilde yönetildiğine dair davranışsal yetkinliklerin gelişmesine odaklanan programlar. Yetenek gelişim programlarında daha çok kurumlarındaki o aidiyet duygusunun ortaya çıkarılması ve gelecekte kurumu başarıya taşıyacak yetkinliklerle donatılması için özel olarak tasarlanmış farklı perspektiflerin ve disiplinlerin konuşulduğu bir takım programların hayat buluyor. Yetkinlik gelişimi ise 2020 ve sonrası ve özellikle ne kadar farklı yetkinlikler şu anda gündemimize girdi. 2020 ve sonrası için bireylerin iş, yönetim ve bireysel anlamda, ilişkisel anlamda da aynı zamanda geliştirmesi gereken ve onları başarıya taşıyacak yetkinliklere odaklandığımız programlar.
Bir diğer yaklaşımımız da European Leadership University, MCT'nin de aslında çok yakın, nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum, MCT ailesinden bir üniversite diye tanımlayabilirim belki. MCT'nin üniversite girişimi. Evet, evet. European Leadership University ile birlikte Innovative Minds programı aslında oldukça etkili ve günümüzde de yani yeni normalde ve yeni gelecekte de çok çok güçlü olacak olan bir program, ihtiyaç duyulan bir program. Özellikle yapay zeka etrafındaki teknolojiler, yani machine learning, robotics gibi teknolojiler konusunda katılımcıların temel farkındalık seviyesini yükseltmeye odaklanan ve oradan yeni çözümler bulmalarını sağlayan bol etkileşimli yine bir öğrenme yolculuğu diyebilirim. Aynı zamanda kültür çözümlerimizi de dijital destekli bir şekilde evirdik bu dönemde. Yani organizasyonel gelişim ve kültürü oluşturan fonksiyonların, unsurların her biri için dijital destekli çözümlerimiz de mevcut. Dolayısıyla bu bakış açısıyla yaklaşınca MCT olarak neyi daha farklı yapabiliriz ve o öğrenmeyi neyi güçlendirebiliriz diye oldukça kafa yorduğumuz bir dönem geçirdik son zamanlarda ve bunun meyvelerini almak da çok güzel oldu. Ben arzu ettim ki yaptığımız farklılıkları ve izlediğimiz yolu ve aldığımız pozitif sonuçları sizlerle de paylaşabilelim. Daha detayları da var tabii ki bunların. 28-29 Nisan'da bir hot couture, dijital hot couture'ımız oluyor. Oraya da her birinizi bekleriz. Çok memnun olurum gelirseniz. Orada da daha detayına da inerek nasıl uyguladığımızı konuşabiliriz. Benim aslında aktaracaklarım bu seans için bunlar. Size çok teşekkür ederim. Benim bir sorum var. Bir son bir dakikada cevaplayabilirsen. Oradan sonra sana teşekkür etmek isterim. Bu deneyimlerin ışığında, bu dönüşüm deneyimi, bu tasarım deneyiminin ışığında katılımcılarımıza birkaç noktada ne tavsiye edersin? Yani onlar senin deneyimlerinden ne götürebilirler yanlarında? Nasıl yaklaşmalarını, nasıl yapmalarını, nasıl bakmalarını tavsiye edersin? Ben şunu düşünüyorum. Gelişim en kıymetli ve en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz şu anda bence. Psikolojik olarak da ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla gelişime hızla devam etmemiz gerekiyor. Bir, bunu tavsiye ederim. Bunu ama etkin bir şekilde yapmamız gerekiyor. İhtiyaçları doğru anlayarak ve doğru platformda ve doğru araçları ve insanları bir araya getirerek. Benim tavsiyem bu olur. Hani kurumsal gelişim üzerine. Okumaya, öğrenmeye, gelişmeye hep devam etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla amacımızı ortaya koyarak daha etkin, öğrenmeyi güçlendirecek yaklaşımlarla bir tasarıma gitmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biraz orada da birazcık dikkatli olmak gerekebiliyor. Çünkü bazı zamanlarda onu görüyoruz. Yani çok güzel bir amaçla yola çıkılıyor ama maalesef biraz bilinmesi gereken çok önemli ve yetişkin öğrenmesinde insan psikolojisi alanında çok önemli konular var. Onları es geçmeyin lütfen. Ben bunu önerebilirim. Evet. O zaman kısa vadede çok pratik ve hedef odaklı olacağız. Uzun vadede de gelişim odaklı olacağız. Sürekli ileriye bakacağız, kendimizi geliştireceğiz. Evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem çok zengin bir paylaşım oldu, hem vakti de çok iyi kullandın. Çok teşekkür ederim. Ben seni uğurlarken bir sonraki konuşmacımızı, katılımcımızı davet etmek istiyorum. Teşekkürler. Ezgi burada, Vodafone Red Akademi'den. Ezgi, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada görmek çok güzel. Biraz kendini tanıtırsan ve ondan sonra Vodafone'un bu konudaki tecrübelerini paylaşmak için mikrofonu sana aktarıyorum. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kritik ve gerçekten değişimle yüzleştiğimiz bir dönemdeyiz. Hepimiz aslında yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. O anlamda da birbirimizin deneyimlerini duymak, dinlemek ve birbirimize destek olmak her zamankinden daha anlamlı ve önemli diye düşünüyorum.
Ezgi Kadıoğlu Yangın ben. Yaklaşık 17 yıldır insan kaynaklarında ağırlıklı olarak eğitim, gelişim ve yetenek yönetimi tarafındayım. Benim kişisel misyonumla da çok örtüşen bir alanda çalışıyorum. Bunu kurumsal boyutta işte telekomünikasyon sektöründe, FMCG'de, hizmet sektöründe, eğitim, gelişim ve insan kaynakları alanında yaptım. Türkiye Eğitim Gelişim Platformu TEGEB'in gönüllüsüyüm. O anlamda da Türkiye'de kurumsal ve yetişkin eğitim gelişmesi için 2012 yılından beri birçok projede görev alıyorum. Bireysel olarak da Çisil Hanım güzel bir kapanış yaptı. Teşekkür ediyorum. Psikolojinin önemi benim için de çok önemli. Bir psikolog olarak aynı zamanda hem psikoloji alanında eğitimime devam ediyorum. Ve varoluşçu terapi alanında da tüm bu gelişim süreçlerini aslında bir zemine oturtmaya çalışıyorum deneyim açısından. Bugün sizlerle de tüm bu konuştuklarımız ışığında biraz Vodafone'da biz nasıl bakıyoruz? Biraz eğitim gelişim camiasında aslında çalışanlar, meslektaşlar arasında nasıl konuşuyoruz? Ne gibi uygulamaları ön plana çıkarıyoruz? Hemen böyle kısaca ve hızlıca sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu dönemde gelişim dediğimizde aslında iki perspektifte ya da iki boyutta bunu ele almak gerektiğine inanıyorum. Bunlardan birincisi bireysel boyut. Bireysel boyutta özellikle bizim Vodafone'da son dönemde yaşadığımız en büyük değişim, gelişimi performans odaklı bir yapıdan ya da biraz daha geçmişe ya da bugüne yönelik bir değerlendirmeden ziyade geleceğe yönelik aslında Vodafone stratejisinde de yer alan fit for future, yani gelecek için hazır mıyız sorusuna aslında cevap verecek şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Bunun için de artık içerik odaklı, content odaklı ya da belli genel çok büyük kapsamlı müfredatlar yerine bu gelecek rollere özgü beceriler neler, skill'ler neler? Hani arada bir böyle İngilizce kullanacağım ama hani terim tam karşılığını bulsun diye yapıyorum bunu. İş tanımında yer alan teknik ve yetkinlikler neler? Bunları çok detaylı bir şekilde tanımlayıp çalışanlarımızı burada belli bir değerlendirme sürecinden geçirip aslında gelişimlerini daha odaklı, daha mikro bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Burada bence en bizim için kritik kelime de şu: applied olması. Yani bu beceri ya da bu yetkinlik hayata geçmiş mi? Yani burada da ben şey benzetmesini bazen yapıyorum. Yani sanat için sanattan öte artık son 6 ay içerisinde bu edindiğin bilgiyi, deneyimi, kazanımı ya da skill gelişimini hayatını nasıl uyguladın? İşine nasıl uyguladın? Bunu bir somut bir projeyle, bir işle cevabını verebil. Biraz bu gözle baktığımızda da gelişimin artık daha böyle periferde, tabii ki önemli, eğitim şart ama öncelik listesinde şundan 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 sonra geliyordan daha merkeze çekildiğini, daha çalışanların hayatındaki çalışan deneyiminde sonuç yönetimine etki eder hale geldikçe, yani sonuç yönetimiyle de ilgili ne kastediyorum? Tabii ki insan kaynakları kararları, bu bir terfi olabilir, işin zenginleşmesi olabilir, ücret yanaklar olabilir. Buralara da aslında etki eder hale gelmesi bizim için gelişimi çok daha merkeze alan ve hızlandıran dinamikler oldu. Organizasyon bazında bakarsak da burada özellikle baktığımız KPI'ler, metriklerde biz değişime gittik. Demin de biraz örnek verdim, işte büyük bir liderlik gelişim programı, işte bir teknoloji gelişim müfredatı, işte şu akademiden öte aslında biz organizasyon olarak önümüzde kısa vadede ve orta vadede, artık buna çok uzun vade bile demiyoruz, biraz daha stratejik workforce planning dediğimiz, yani stratejik iş planlama açısından hangi kritik rollere, hangi kritik yetkinliklere ihtiyacımız olacak, hangi alanlarda daha fazla inovatif olmalıyız, nerelerde daha fazla çözüm üretmeliyiz ve aslında gelişim odaklarını da tamamen bu stratejiler ve bu ihtiyaç alanları üzerine odaklamaktan bahsediyoruz. Yani burada eğitimle ilgili, hani eğitim saati, kaç sınıf, kaç saat, nerede yapıldı, nasıl yapıldıdan öte yine son 6 ayda yaptığımız öğrenme yatırımları sonucunda biz kaç tane yeni projeyi hayata geçirebildik, kaç tane yeni fikri hayata geçirebildik ya da şu an hayatımızda olmayan, bence eğitim gelişim için en kritik, en güzel fırsat alanlarından birisi de bu. Şu an hayatımızda yok böyle bir rol ama 6 ay sonra bu hayatımızda olacak.
Peki biz bunun için organizasyon içinden yetiştirme yapabiliyor muyuz? Yani bence burada yetenek yönetimi için de çok ciddi implikasyonlar var. Yetenek yönetimine artık hani bir sonraki yöneticinin rolünü doldurmaktansa organizasyona değer katacak, fark yaratacak, geleceğe hazırlayacak bir sonraki rol için yeteneği hazırlayabiliyor muyuz diye aslında bu gözle bakıyoruz. Şimdi tüm bu konulara hep birlikte baktığımızda ben özellikle eğitim gelişim nerede, geleceğin nerede sorusunu şöyle cevaplandırmayı tercih ediyorum. Bence inanılmaz bir oyun alanı ve fırsat açılıyor meslektaşlarım için ve bu alanda emek harcayanlar için. Müthiş bir dönem bizi bekliyor. Eğitim gelişim daha da işe alıma yaklaşacak, daha da yetenek yönetimine yaklaşacak. Hatta bence strateji planlama inovasyon departmanlarıyla entegre bir şekilde ve çevik bir şekilde çalışmak durumunda kalacak. Şimdi burada tam kritik nokta, bugünün de teması. Dijitalleşme burada nasıl ve nerede sahneye geliyor? Ben burada biraz bir antitez yapmak istiyorum. Belki farklı bir köşeden düşünürsek yeni seçenekler de yaratabiliriz gibime geliyor. Dijitalleşme burada kesinlikle eğitim gelişim departmanlarının ana amacı, varılacak bir yer, varılacak bir hedef olmamalı. Eğitimlerimizin, gelişim çözümlerimizin işte %100'ünü bile biz dijital platforma taşıdıysak ne olacak? Yani 2020 yılında her şeyin bu kadar hızla değiştiği, ürün ve servislerin bu kadar çeşitlendiği bir dünyada bu sadece bir araçtır. Yani bizim eskiden gazeteyi elimize alıp okuduğumuz, şimdi ise bir iPad'de ya da bir pad'de okumamıza benziyor bu. Eğitimi de o yüzden dijitalleşme noktasındaki şu fırsatlara bakmamız lazım. Dijitalleşme bize bir enabler, bir kolaylaştırıcı, bir kaldıraç etkisi var. Ve o yüzden de kurumların çok hızlı bir şekilde cesur davranıp, açık davranıp teknolojinin, dijitalleşmenin bu kolaylaştırıcı etkisinden faydalanmasını ben tavsiye ediyorum. Burada da aslında şunu söylemek istiyorum. Biz dijitalleşmeyle zamana bağlı kalmıyoruz, mekana bağlı kalmıyoruz. Birçok dünyanın dört bir yerindeki kaynaklara ulaşabiliyoruz. O zaman neden bunları birinci seviyede bilgi alma, kendimizi geliştirme, bir takım ihtiyaçları bilgi seviyesinde ya da teknik seviyede bunları alma noktasında neden bunları kullanmayalım? Burada da kastım şu, artık dijital çözümlere baktığımız zaman bize zaten inanılmaz bir içerik sağlıyor. Gamification, oyunlarla katılımı, engagement'ı sağlıyor. Bunun içerisinde badge'ler yapıyor, sınavlar yapıyor, sertifikasyonlar yapıyor. Bizim sınıf içerisinde aslında emek harcadığımız birçok şey çoktan dijital dünyaya geçmiş durumda ve orada bence işte en kritik şey de belki sizin gibi gelişim ortaklarının gücünden çok etkili bir şekilde faydalanmak lazım. Yani eğitim gelişim departmanları artık bunu üretmekle odağını buraya koymamalı. Çünkü bunu çok iyi yapan, bu teknolojik altyapıları da kullanan, içine çok güzel content de koyan birçok gelişim ortağı var. Gelişim ortaklarını bu anlamda güçlü kaslarıyla işbirliklerini kurmalı eğitim gelişim departmanları. Peki eğitim gelişim departmanı için burada nasıl bir fırsat oluyor? Bize artık yeni bir alanda aslında dans etmemiz için ya da oyun oynamamız için bir alan açılıyor. O da Çisil Hanım'ın da biraz evvel bahsettiği gibi bizim eğitim deneyimini, öğrenme deneyimini daha fazla uygulamaya, denemeye, yanılmaya, birlikte üretmeye, sosyal bir şekilde bunu paylaşmaya aslında fırsatımız artıyor. Bu noktada da teknoloji çözümlerinden biz çok çok faydalanıyoruz. Yani Vodafone olarak size mesela deneyiminizi şöyle çok küçük özetleyebiliriz. Biz yaklaşık herhalde 10 Mart'tı. Bu COVID-19 ile birlikte hayatımıza bu değişiklik girdi. Ve tabii ki bütün şirketler gibi çalışanına değer veren ve sağlığı birinci plana koyan bütün şirketler gibi biz de ilk hafta sosyal mesafeyi gözetmek için eğitimlerimizi iptal ettik. İkinci hafta dedik ki tamam, eğitimlerimizin bir kısmını, hani kritik olanlarını dijital platformda devam edelim.
Geri kalanlarına bakalım. Sonra aramızda yaptığımız çalışmada şuna karar verdik. Neden daha cesur olmuyoruz? Aslında uzun zamandır hepimiz bunu bekliyorduk. Biz zaten birçok hali hazırda sınıf içinde ya da farklı platformlarda yaptığımız birçok girişim çözümünü dijitalde çok rahat bir şekilde yapabileceğine inanıyorduk. Ama belki çalışanları, belki iç müşterileri bu noktada çok ikna edemiyorduk. Bu şekilde bunu bir fırsat olarak kullandık ve şöyle bir cesur karar aldık. Dedik ki Nisan ayı itibariyle hiçbir eğitimimizi iptal etmeyeceğiz, ötelemeyeceğiz. Bütün eğitimlerimizi hayata geçireceğiz. Ve şu an hani size, bu konuşmadan önce şöyle bir takvimime baktım. Hakikaten içinde Big Data, UX eğitimi, DevOps eğitimleri, teknik eğitimlerimiz hani cloud gibi, agile, çevik çalışan bir organizasyon olarak bununla ilgili çok sık eğitimlerimiz oluyor. Pazarlama eğitimleri, hatta dün yaptığımız yazışmalarda satış kadar çok sahayla ilgili bir konunun bile gelişim ihtiyaç analizini dijital platformlarda yapmaya karar verdik. İnanın. Hani daha belki uygulama konusunda çekincesi olanlar için şunu söyleyebilirim. Tasarım konusunda kritik noktalara dikkat edildi ki zaten Çisil onları çok güzel açıkladı. Bana çok söyleyecek bir şey kalmadı. Ama tasarıma dikkat edildiğinde yani sınıf içindeki bir müfredatı tabii ki birebir alıp dijital platforma koyamıyorsunuz. Ne yapmamız gerekiyor? Daha mikro küçük parçalara bölmemiz gerekiyor. Biz mesela 45 artı 15 kuralını burada uyguluyoruz. 45 dakika içerik, 15 dakika ara ve maksimum 90 dakikalık hani slotlarda olmasına bunun 1,5 saati geçmemesi. Geçecekse de geniş bir zengin bir öğlen arasının olması, öğleden sonra ikinci seansın devam etmesine dikkat ediyoruz. Etkileşim yine bahsedildi. İnanın bizim yaptığımız ilk şeylerden bir tanesi tüm eğitime katılanlarımıza, özellikle iç eğitmenlerimize ve bizle eğitim yapacak dışarıdan gelişim ortaklarımıza da bir rehber hazırladık. Etkileşimi arttırmak için nelere kullanabilirsiniz? Zaten derya deniz bir dünyada yaşıyoruz. Yani post-it uygulaması, işte breakout roomlarda birebir ikili, üçlü çalışmalar yapılması, surveyler yapılması, anket yapılması gibi birçok İşte post-it'lerle o fikir üretmelerin yapılması grup ya da bireysel birçok aslında farklı tool var. Bunları zaten basit bir araştırmayla ya da hani isteyenlerle ileride benchmarklarla paylaşabiliriz. Çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Ve son olarak da burada şeye geçmek istiyorum. Çünkü Çisil'in sunumunda bence o da kritik bir noktaydı. Eğitim gelişim departmanları için bir diğer fırsatı da ben burada kolaylaştırıcı ve fasilitatör olmalarını da görüyorum. Yani buradaki biz bütün session'lara özellikle liderlikle ilgili team effectiveness dediğimiz hani agile, çevik ekipler nasıl ekip olabilir, böyle bir dönemde uzaktan ekip nasıl yönetilir? Bu konularda yaptığımız bütün çalışmalarda da fasilitatörlerin bireylerin sorunlarına, duygu durumlarına, ihtiyaçlarına duyarlı olması. Yani burada önemli olan bir konuyla ilgili bilgi aktarımı değil. Bunu zaten birçok farklı platformdan artık alabiliyorlar. Ve dijital kanalın bence en güzel tarafı şu, biraz tabii hem zorlu bir taraf, bilmiyorum hani diğer konuşmacılar da buna katılacaklar mı ama biraz aynanın sırrının da döküldüğü dönemlerdeyiz. Organizasyonel öğrenmenin artık hani bir ilkokul gibi haydi sınıfa giriyoruz öğrenme yerine gerçekten merak sahibi, curiosity'si olan ve bunu bir anlamda inovasyona çevirmek isteyen bireylerle yapıldığını daha da net yüzleşeceğiz. Bu da bence şirketlerde oluşturulan kültür, liderlik stili, şirketteki öncelikler açısından bir değiştirici güç olacak. Yani buna başta çok kolay olacak demiyorum. Ama çalışan profilindeki bu ihtiyaçla da hepimiz yüz yüze geleceğiz, yüzleşeceğiz diye düşünüyorum. Ben rica edeceğim Şebnem Hanım'dan acaba paylaştığım bir slide vardı. Vaktimiz var mı? Onu bir slide'ı... Var vaktimiz var. Rahat var olun. Tamam. Peki slide'ı alabilirsem eğer... Slide gelirken ben size birkaç soruyu paylaşabilir tabii, miyim? Tabii. Orada ben de sesim kapalı kalmış. Üç tane sorumuz var. Aslında yedidir gibi geliyor. Siz tamam. Şu ana dek sizden bir defa şunları duydum. Yani bu dönemin bir fırsat olduğunu,
iş ve rol odaklı bakış açısını duydum. Yani dijital teknolojinin aslında bir araç olarak görülmesi, bir repertuarımızı genişletilen bir araç olarak görülmesi, amaç olarak görülmemesini, bize farklı seçenek ve imkanlar tanıdığını duydum. Bir de bilgi aktarımının yerine gelişim odağını, zorunluluk yerine merak odağını, peki belki biraz daha konuşacağız bunu. Hani ebeveyn çocuk gibi hadi sınıfa gidin, hocayı dinleyin yerine yetişkin odağını, yetişkin gibi bakma odaklarını duydum. Şimdi bu çerçevede Esra Yalçınkaya'nın tam iki sunum arasında bir soru var. Sizin için bence bu konuşma çerçevesi önemli. Hep yetkinlik dedik. Çisil de anlattı, sen de anlattın. Aslında yetkinliklerin hangilerinin olduğunu Esra Hanım birazcık sorguluyor. Diyor ki hangi yetkinliklerin üzerine duralım? Yani bu yeni dönem bizim yetkinliklerin de yeniden bakmamızı, dönüştürmemizi ve yeniden tanımlamamızı gerekli olacağını düşünüyorum diyor. Sen biraz buna değindin Ezgi ama bu konuda nasıl bakıyorsunuz Vodafone olarak? Senin düşüncen, senin görüşün nedir? Yani ben hem kişisel bir tavsiye olarak hem de kurum olarak konuya nasıl yaklaşıyoruz? Ortaklı şunu söyleyebilirim. Aslında jenerik yetkinliklerden kaçınmaları gerektiğini artık bu dönemde bunu çok şiddetle öneriyorum. Ve özellikle mesleki alanda çok yeni roller ve yeni sorumluluklarla, yeni yetkinliklerle ilgili bir vurgu yaptım. İşte biliyorsunuz mesela Big Data ile ilgili birçok yeni rol ortaya çıkıyor. İşte eskiden software developer diyorduk, programcılar, geliştiriciler vardı. Şimdi hayatımıza artık DevOps'cular giriyor. Bunlar daha bir yıl önce, iki yıl önce hayatımızda olmayan rol ve sorumluluklardı. Bu anlamda bence gelecekte ihtiyaç duyulabilecek rol ve sorumlulukları belirleyip bunların altındaki yetkinlikleri çıkarmak gerekiyor. Yani bu rolü layıkıyla yerine getirebilmek için bir teknik olarak nelere ihtiyaç var? İki bakış açısı olarak nelere ihtiyaç var? Mesela ben çok kabaca şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle bizim Discover'larımız var. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır Vodafone'un bir gurur projesi. Birçok genç yeteneğimize değiyoruz bu programlarımızla. Mesela orada da şunu söylüyoruz. Ya, biz teknoloji işindeyiz. Ve bunu müthiş bir müşteri tabanında yapıyoruz. Her gün binlerce, milyonlarca müşteriye değerek yapıyoruz. Bu bizim yaptığımız iş. Ama biz bu işimizi nasıl yapıyoruz? Biz bu işimizi agile, çevik bir şekilde çalışarak ve müşteriyi merkeze koyduğumuz tasarım düşüncesiyle, design thinking ile yapıyoruz. Ve bunu yaparken de neden yapıyoruz ya da nasıl yapıyoruz kısmında da burada da hani Vodafone'un kültürel yetkinlikleri, biz Vodafone Spirit diyoruz buna, Vodafone'un ruhunu yaşatarak aslında hep birlikte yapmaya çalışıyoruz, geleceği yaratmaya çalışıyoruz gibi değerlerimiz var burada. İşte bu eğitimlerde de aslında içeriği oluştururken bakılması gereken üç ana nokta bu olmalı. Yani gelecek için ne gibi teknik yeterlilikler gerekiyor? Bunu nasıl bir bakış açısıyla, maalesef iş yapış şekliyle yapılması gerekiyor ki bu bacak kısa kaldığında biz genelde gelişim projelerinin başarılı olmadığını görüyoruz zaten. Bir üçüncüsü de tabii ki hepimizin çalıştığı kurumun ruhu, kültürü, liderlik stili farklı. Bunu da yaşatmak gerekiyor gelişim çözümlerinde. Dolayısıyla şunu duyduk senden. Yani yeni rolleri takip edin, gerek kurum ihtiyaçları, gerek değişen dünya ve bu rollere göre yetkinlikleri tekrar tekrar gözden geçirin. Her zaman yeni perspektifleri sorgulayın. Bu yeni perspektifleri, bakış açılarını ve bunları destekleyen yetkinliklere bakın. Bir de kültürünüzü, iş yapış şeklinizi her zaman göz önünde tutun. Buna uygun ve bunu destekleyecek, değerlerinizi destekleyecek yetkinlikler diye duydum. Şimdi slaytını merak ediyoruz ama yeri gelmişken iki soruyu daha sormak istiyorum. Bir katılımcımızın sorusu bu, yani süreçle ilgili soruları var. Eğitimlerin verilmesiyle ilgili. Oyunlaştırma dedik. Oyunlaştırmada siz Vodafone olarak hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? En çok hangi yöntemlerden iyi sonuç alıyorsunuz?
Açıkçası şu anda hali hazırda oyunlaştırmayı çok aktif olarak kullandığımız o anlamda bir projemiz yok. Daha evvelki hani oryantasyon projelerinde ya da bir takım eğitimleri desteklediğimiz bir takım projelerde kullanmıştık. Ama bunun belki bir varyasyonu olarak simülasyonlardan ve özellikle bizim birazdan hani slide'da da bahsetmek istiyordum aslında. Sosyal öğrenmeden ve birlikte deneylemekten aslında çok faydalandığımızı anlatabilirim. Ama bunun dışında da hani gamification yapan çok fazla biliyorsunuz gelişim ortakları var. Ben mesela başka bir platformda yine gamification bazlı çok çok müthiş oryantasyon programlarının tasarlandığını ya da finans gelişim programlarının tasarlandığını benchmarklarda görüyorum. Ben kışkırtıcı bir soru soracağım bu noktada. Tabii. Acaba gamification, oyunlaştırma, demin senin söylediğin zorunlu eğitim bakış açısından gelen biraz ağırlıklı, bunu birazcık daha hani tatlılaştıran, kolaylaştıran bir bakış açısı mı? Yani merak odaklı, kişinin kendi iç motivasyonu odaklı süreçlerde oyunlaştırmaya katılımcı deneyimi açısından ihtiyaç duysak da daha mı az ihtiyaç duyuyoruz? Bana böyle bir soru geldi. Evet, soruyu soran biraz yakalanmış. Şahsi olarak da ben biraz öyle düşünüyorum. Yetişkin öğrenmesinde kişisel merakların, ilgi alanlarının o alanla ilgili zaten kafada bir takım soruların olması gerektiğini düşünüyorum. Bu soruların olmadığı çalışanlarda ya da kişilerde zaten gelişim için ilk adımın olmadığını görüyoruz. Burada da tabii bireye çok yüklenmemek lazım. Yani şöyle de organizasyon olarak o konteksti yaratmak tabii ki bizlerin sorumluluğunda, özellikle liderlerin sorumluluğunda. Yani o merakı doğuracak, o iştahı yaratacak. Bir de biliyorsunuz curiosity psikolojik güvenliğin olduğu yerlerde olabilir. Bir çocuk ancak annesi babası tarafından güvende hissedebiliyorsa o evde kalkıp bir şeyleri araştırıp ağzına sokup koklar, işte vurur sesine ne olduğuna bakar. Biz büyüsek de aslında bu gerçek değişmiyor. Organizasyonlarda da ne kadar güvende hissediyorsak kendimizi, hata yapmaktan, ki mesela bizim organizasyonumuzda hata yaparak öğrenme çokça teşvik edilen, liderlerimizin hani davranışlarında ve söylemlerinde de çokça teşvik edilen bir alan. Bu olduğunda tabii bu sefer merak canlanıyor ve ben hani somut bir örnek vermem gerekirse, gamification yok ama bizim çokça organizasyon olarak öğrendiğimiz son dönemdeki yaklaşımlardan bir birisi yine bizi geleceğe hazırlayacak önemli alanlarda mesela matris çalışma grupları oluşturuluyor. Yani içinde finans, teknoloji, commercial, saha, satış, genel müdür yardımcısı var, uzmanı var, stajyeri var. Yani yaştan, seviyeden, fonksiyondan bağımsız farklı alanlarda bir araya geldiği, entelektüel sohbetlerin yapıldığı, araştırmaların yapıldığı, önerilerin sunulduğu, bunları bazen çok fun bir şekilde hani sunumlara, işte filmlere, videolara da döküp gülüyoruz, eğlenebiliyoruz. Ama ondan sonra da mesela çok ciddi bir şekilde CEO'muzun da eşlik ettiği toplantılarda nasıl bir uygulama planı içerisinde bunları hayata geçireceğimizi de ya da iş sahibine mesela aktararak hani bu grup bunu düşündü ama işte bunun gerçekten bir karşılığı var mı diye bol bol konuşmanın ve veri odaklı, tabii ki o da çok kritik. Onu da çok önemsiyorum. Veri odaklı bir şekilde yapıldığı platformları yaratıyoruz. Bunlara zaman ayırıyoruz. Şimdi bu noktada iki tane soru var. Onları sana sormak istiyorum. Soruları değil ama bu soruların zamanı şimdi mi doğru da yoksa belki ileride değinecek misin? Eğitim sonrası performansa katkının ölçümlenmesi ve eğitimlerin, dijital ve yüz yüze eğitimlerin verimlilik yüzdeleriyle ilgili veri odaklı gidelim dediğim için. Bunları sormak için şu an doğru bir zaman mı yoksa senin bu tek sayfalık sunumunu dinlediğimizde bazı ipuçları vereceğiz, ondan sonra mı cevaplayalım? Yok, cevaplayabilirim ama bilmiyorum. Cevap. Soru vaktimiz var, rahat olabiliriz. Olur. İki tane sorumuz var. Birincisi, tamam. Eğitim sonrası ölçümlemelerle ilgili performans dışı işbaşı öğrenmeye katkısı ve özellikle insani beceriler, soft skill dediğimiz, bunları nasıl ölçümlüyoruz? Yani bu
Jack Phillips'in ROI dediğimiz geri dönüşü, bunlarla ilgili bir ölçümleme yapıyor musunuz? Ben burada gene biraz ters köşeden cevap vermek istiyorum. Bilmiyorum, belki de hani sektörde uzun yıllar geçirdiğim için tabii ki bunları uygulamak mümkün. Zaten yüz binlerce ödüllü uygulamalar, best practice'ler, şirketler, seminerlerde, işte kongrelerde hep bunları dinliyoruz. Ama ben şuna da inanıyorum, yani bütün meslektaşlarımız bir araya geldiğimizde buradaki konu level 1, level 2, level 3'te ölçtüm, 3,5 çıktı, 5 çıktının aslında iş hayatında, üst yönetimde çok da somut bir karşılığı olmadığını konusunda aslında artık herkesin bir bence sakinleşmesi ve biraz sadeleşmesi gerekiyor. Yani burada ben çok daha farklı metriklere dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani konu burada dijital eğitimin verimliliği. Yani kaç kişi kaç saat kaç dakika katıldı. Bunları ölçsek, çok etkin bir şekilde dahi ölçsek aslında biz eğitimle burada araçlar amaç olmamalı. Eğitimciler olarak en sık düştüğümüz yanılgı burası oluyor. Yani o bir araç. Biz bununla ne elde etmek istiyoruz? Benim mesela şu an başarabildim mi? Hayır. Ama en azından ekipçe gece gündüz üzerine kafa yorduğumuz, düşündüğümüz alanlardan birisi bir mesela işe alım bütçesinde ya da işe alım stratejisinde nasıl var olabiliriz? Yani time to hire'ı uzun olan ya da yetenek savaşının çok yüksek olduğu yerlerde ben eğitim gelişim departmanı olarak içeriden yetenek yetiştirebiliyor muyum hızlı bir şekilde? 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde ya da 4 ay içerisindeki buradaki pozisyon boşluklarına yetişmiş çalışan sağlayabiliyor muyum? Ya da içeride yakın zamanda belki rol ve uzmanlığı çok da gerekli olmayacak değerli arkadaşlarımı dönüştürebiliyor muyum? Yani bugün teknolojide çalışan bir arkadaşımı bir yıl sonra commercial'da bir role hazırlayabiliyor muyum? Ya da eğer benim rekabette ya da markette ya da piyasada şu 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 alanlarda, dijital kanallarda, dijital hizmet servislerde daha hızlı ürün çıkar, daha çeşitli ürün çıkarmam gerekiyor. Ve benim yaptığım gelişim projeleri sonucunda bu ürünlerin sayısında bir artış var mı? Hani demin Çisil Hanım da anlattı ya, hani aksiyon odaklı, proje odaklı. Zaten bunların mesela işten işle relevant olmayan, işle bağlı olmayan proje ödevlerinin verilmesine de ben hiç gerek duymuyorum. Zaten milyonlarca business iş konusunda sorunumuz, hedefimiz, problemimiz var. Bunlardan hepsi gelişim çözümleri için bir ölçümlemedir benim için. Evet. Bir başka soruya geçeceğim. Bu arada bu dijitalde hani aynanın sırrının döküldüğü, ortaya çıktığı dediğin şeyin çok hoşuma gitti. Özellikle bu webinarlarda da görüyoruz mesela. Webinar iyi gittiği zaman, etkileşimli gittiği zaman katılımcıların hiç sayılarında bir değişiklik olmuyor. Genelde artış oluyor. Yani şu an senin oturumunda da aynı şeyi gördüm. Yani katılımcılarımız gerçekten çok angaje bir şekilde, çakılmış bir şekilde bizi izlediklerini görüyorum. Onlara da katkıları ve bize katılımları için çok teşekkür ediyorum. Diğer soru şu, dijital ve yüz yüze eğitimin verimlilik yüzdeliklerini, yani biri birine göre daha avantajlı mı, bunu bir veri odaklı hiç hesapladınız mı, bir veriniz var mı, bir oran var mı, bunu soruyor Müge birden. Yok. Ondan sonra da 10 dakikamız var, şeye geçebiliriz, sayfamıza geçebiliriz. Yok. Açıkçası da yani buna çok da odaklanmıyoruz aslında demin verdiğim sorunun cevabı olarak. Çünkü hani dijital eğitimin ben sınıf içi de yaptığımız uygulamaların ya da diğer projelerin bir ikamesi olduğunu düşünmüyorum. Bu bir kültür. Bu bir yetişkin eğitiminin gelişim bakış açısının oturması ile ilgili bir şey. Hani yıllar önce çok çok sevdiğim bir eğitmen, ben kurumsal akademilerin kurulmasında çok yıllardır sorumluluk aldığım için şey demişti. Hani ne olur bu akademileri böyle bina olarak anlatmayın. Akademi bir zihin şeyidir, yapısıdır. Bir kurumda üst yönetimin ve özellikle yöneticilerin sahiplenmesi gereken. Şimdi soruya tekrar geri döneceğim. O yüzden de burada bu tip değerlendirme, hani verimlilik karşılaştırmalarından ziyade dijitalleşme bence
öğrenimin, gelişimin demokratikleşmesidir, kolaylaşmasıdır. Zamandan, mekandan bağımsız olarak merakı olan, işle ilgili bir derdi olan, kişisel gelişimle ilgili bir gıdıklanması olan kişilere kendi zamanlarında, isteklerinde, şimdi birazdan bahsedeceğim kuracakları community'de, social grupta aslında bir araya gelerek karınlarını doyurdukları yerdir. Ama öğrenme burada bitmez. Bu bittikten sonra bunu mutlaka business ajandasındaki bir işle, bir hedefle ya da kurumun gelecekte hazır olmak istediği bir alanla ilişkilendirmek gerekir. Zaten verimlilik de çok doğal olarak ölçülüyor. Eğer ben önümüzdeki 6 ay içerisinde 8 yeni UX çalışanına ihtiyacım var ve bunu dışarıda aramak yerine içeriden çıkarabiliyorsam, bu zaten yaptığım gelişim çözümlerinin son derece verimli olduğunu gösterir. İlk etapta bunun için yapmışımdır. Evet. Ama biz burada özür dilerim Alper Bey, şeye takılıyoruz çok. Eğitimi bir amacı olmadığında, ucu açık kaldığında, yani içerik oluşturmaya çok odaklandığımızda, haydi içerik oluşturalım, haydi müfredat yapalım, işte 10 gün 8 saat toplamda 300 kişiye, %40'ı dijital, %60'ı sınıf içi olsun, yarısını da üniversite işbirliğiyle yapalım. Yapalım, 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 yapalım. Sonuç? Niçin yaptık biz bunu? İşte biz bunu niçin yapıyoruz sorusunu tasarımın sonunda değil, ilk başında koymak gerekiyor. O zaman da bu şeyden, Kirkpatrick Efendi'den kurtulmuş oluyoruz. Yani ben kurtulduğuma çok sevindim en azından. Eyvallah. Bir dert çünkü yani. Evet, dolayısıyla aracı amaç haline getirmiyoruz. Ve onun dışında da bunun yeni fırsatlar içerdiğini, tabii ki bazı hala eksikliklerinin de bilincinde olarak eksikliklere yönelik tedbirleri ta tasarım aşamasında alarak, hedeflerimizi baştan iyi tanımlayarak dijital ile yüz yüze arasındaki o karşılaştırmayı gereksiz hale de getirebiliyoruz diye duydum. Evet, böyle son 7 dakikamız. 7 dakikamız. Aslında tabii sorularla da epey bir anlatmış da oldum. Çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Sadece şöyle, biz bir hani bütün derdimize, bütün akademi ekibi olarak, bu arada benim çok harika bir ekibim var. Çok güzel bir ekibiz. Birbirinden bilgili, işine hakim ve harikalar yaratan kişilerle dolu bir ekibiz. O yüzden biz hani hep birlikte oturup konuştuğumuzda hani biz birçok şey yapmaya çalışıyoruz ama bu yaptıklarımızı çok kısaca böyle bir sayfada bize soranlara nasıl anlatabiliriz dediğimizde bunu çıkarmıştık. O yüzden de hani ilgili platformlarda bunu kısaca paylaşmak istiyorum, akılda kalsın diye. Bizim bütün eğitim gelişim yaklaşımımızda aslında yapmaya çalıştığımız, yaratmaya çalıştığımız yeni yaklaşım, new way şu. Ortada çok somut bir iş ihtiyacı için ya da gelecekteki kritik bir rol ya da sorumluluk için önce skill'ler, yetkinlikler belli olsun. Daha sonra biz kişileri buralarda değerlendirelim. Bu yapmış oldukları işlerle, yönetici yorumlarıyla, farklı ölçme değerlendirme araçlarıyla bir şekilde ölçülmüş olsun. Sonra herkese toplu müfredatlara sokmayalım. Daha kişiselleşmiş olsun. Belki ben data architecture'la ilgili bir alanda yapacağım. Belki siz design thinking konusunda olacak. İşte dijital kanal burada çok kıymetli. İlla 30 kişi, 40 kişi olmadan bir kişiye, iki kişiye de kendi ihtiyaç duyduğu gelişim çözümünü dijital platformda sunabiliyoruz çünkü. İçerikleri mikro şekilde verebiliyoruz ve az sayıda kişiye verebiliyoruz. Ve bunun sonunda sorguladığımız şey, hani deminki soruyu şey yapmak için değil, hani görmezden gelmek için değil ama hakikaten bizim üzerine çok kafa yoğurduğumuz ve değiştirmeye çalıştığımız bir nokta olduğu için altını tekrar çizeceğim. Yani katılımcı eğitimden memnun kaldı mı? Bilgi seviyesi değişti mi? Davranış seviyesi değişti mi? Business'a return on investment şey neydi? Business'a etkisi oldu mu? Return on investment'ı oldu mu? Diye birbirinden çok kopuk, günümüz dünyasında artık anlamlı olmayan 5 adımda hayatı hani kendimiz için zorlaştırmak ve yönetim için, katılımcılar için de çok anlamlı gelmeyen bir şekilde yorumlamak yerine biz çok daha basit şu soruyu soruyoruz. Tek bir soru soruyoruz.
Burada öğrendiklerini son 6 ayda nerede uyguladın? Ne sonuç elde ettin? Yani buna zaten doyurucu bir cevap alabiliyorsanız eşittir 5 adıma da çekimizi atabiliriz. Peki bunu biz nasıl yapıyoruz? Yine Çisil Hanım sunumunun sonunda bahsetti. Bizim de çok önem verdiğimiz bir şey. Biz bu dijitalleşme kanalıyla yaptığımız zaman, bütçe, mekan savinglerini deneme ve yanılmanın daha fazla olduğu, kişilerin daha çok reflekt ettiği, deneyimlediği, birbiriyle paylaştığı, işte burada da gene İngilizce söyleyeceğim, onu hep o şekilde kullanıyoruz. Use case'ler diyoruz. Mesela teknik eğitimlerde bunu özellikle teknik eğitim ekiplerindeki arkadaşlarımız çok güzel tasarlıyorlar. Mesela programa girerken zaten herkesin bir ödevi, bir görevi, bir sorumluluğu, bir projesi oluyor. Ve eğitim boyunca o teknik problemi çözmeye çalışıyor. Ve bununla ilgili de işte katılımcıların birbiriyle reflection'ı bol bol yapmalarını istiyoruz. Yaptıkları hataları paylaşmalarını istiyoruz özellikle. Efekt üretmelerini istiyorsun, değerlendirmelerini istiyorsun. Yani. Evet, evet. Zaten hani bu çevik çalışmada da biliyorsunuz hani her sabah bir araya gelmeye ritüeller, nerede yanıldık, ne öğrendik. Hani çevik çalışmanın özünde de bu var. Sonra sahada biraz küçük geliyor. Önemsiz olduğu için değil ama gerçekten bizim kolaylaştırıcı olarak gördüğümüz için. Bakın yani bunu da merkeze koymadık. Ya bizim mobil learning'imiz tabii var. Vodafone University'miz var. Video laboratuvar şeyimiz var, stüdyomuz var. Smart employee platformumuz var. Ama bunları biz bir kolaylaştırıcı olarak üzerinde dans ettiğimiz, uçtuğumuz, hızlandığımız platformlar olarak görüyoruz. Amaç olarak görmüyoruz. Bunun yerine diyoruz ki biz öğrenme ortamlarını sınıf içinden çıkardık. Biraz daha işte bu laboratuvar kafasına gelsek, yani laboratuvarda bilim adamları ne yapar? Girer, deney yapar, dener, bir şeyler yaratmaya çalışır. Bunu da özellikle Techfin, Social, Teknoloji ve Commercial alanda böyle laboratuvarlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki kariyerle öğrenme çok el ele. Öğrendikçe gelişiyoruz. Geliştikçe kariyerinde yeni sorumluluklar alabilirsin. Kariyerinde ilerlemen için gelişim patikası yapmayan kariyerinde zaten ilerleyemiyor. Bunlar çok birbirinin içine girdi. Ve biz şirket olarak bir teknoloji ve komünikasyon şirketiyiz. O yüzden de merak inovasyona dönüşecek. Ya dönüşecek ya dönüşecek. Hani kültür olarak da buna bu gözle bakıyoruz. Harika. Şeyden çok bahsettin, çeviklikten. Seni başka bir oturumda sırf öğrenmede, insan kaynaklarında çeviklik konusundaki deneyimleriniz için davet etmek isteriz. Şu anda çok kısa bir vakit var. Onunla ilgili çok sorulacak ve şey var. Bir tanecik soru var. Bir dakikada cevap verebilir misin? Bence sanki kolay bir cevap olur gibi düşünüyorum ama. Tamam. Bir İzzet Çağlayan'ın sorusu, onunla bitirelim. Yetkinliklerden hep konuşulduk, bahsettik. Yetkinliklerle başlamak, özellikle sürekli yeni yetkinlik alanlarının oluştuğu, an be an değiştiği bu dönemde amacı, aracı, sonucu nasıl etkiler? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani ben şöyle anlıyorum soruyu. Yani dinamik bir ortamda statik bir yetkinlik setine bağlı kalmak bizi yanıltır mı? İşte burada zaten statik olmaması lazım. Kesinlikle statik ve jenerik yetkinliklerden burada bahsetmek istemedim. Yani somut bir örnek verecek olursak, mesela diyoruz ki UX, User Experience, tasarımcı profilleri artık çok önemli. Yani bu marketingde çalışan bir arkadaş için de, teknolojide çalışan, insan kaynaklarında da artık bizim ekibimiz de Learning Experience yapıyor. Bunu tasarlıyor. O yüzden de biz önce işte bir UX'çinin teknik olarak bilmesi gereken aslında yetkinlikler. Bunlar da hani genelde zaten kuruma özgü olmuyor. Bütün dünyada genel geçer. Bu işi yapabilmek için gerekli yetkinliklerin ne olduğu. Şimdi buradaki sıkıntı da ne? Bunlar da artık 6 ayda bir, yılda bir güncelleniyor. Doğru. İşte teknolojide bugün bizim aktardığımız şeyler, o yüzden hani dev bir teknoloji akademisi kurduk. İşte katılımcıları 6 ay tasarladık, bir ay programdan geçti. O kodlama dili yok artık, yaşamıyor ki o dil. Evet, gerçekten öyle.
Bir de belki bir şey daha söyleyeceksin herhalde. Onu da O almak yüzden istiyorum. de onu hani özellikle ekibimle de bunu biz çok konuştuğumuz için hani şimdi beni dinliyorlarsa gülümseyeceklerdir mutlaka. Hep bunu diyoruz. Biz yapmak zorunda değiliz. Yani şu an UX'te dünyada zaten orada müthiş kontente sahip onlarca, yüzlerce gelişim ortağı var. Gidin bulun oradaki mikro öğrenmeyi alın. Bizim buradaki küratörlük rolümüz çok kritik. Bütün bu topladığımız güzel parçaları nasıl birleştireceğiz? O yüzden hani statik olması konusunda eğer eskisi gibi ki ben hani yaklaşık 14 yıldır kurumsal akademilerdeyim. Ya biz program developer diye ünvanlar vardı yani. Ben de yaptım. Benim ekibimde de Evet. vardı. Veriyorduk. Program tasarlıyordu 6 ay boyunca. Şimdi artık o günler geride kaldı. Sizin de güldüğüne bakıyorum. Geride kaldı artık. O yüzden o Bizim de statiklik, çok konuştuğumuz bir konu. evet, statikliği sanıyorum o şekilde kırıyoruz. Evet. Umarım doğru bir cevap, yani uygun bir cevap Çok olmuştur. teşekkür ederim. Ben şöyle bir katkıyla da seni hani uğurlamak isterim bu alanda. Biraz yazılımcılardan da feyz alabiliriz. Biliyorsun bugün bir Google biz fark etmeden günde belki 300 tane versiyon yüklüyor. Dolayısıyla dijital bize aslında versiyonlarla çalışmayı ve bu versiyonları sürekli dinamik bırak 6 ay yılı günlük yapmayı da imkan tanıyor. Belki ondan feyz alabiliriz. Bunu yapmak için de çok güzel bir ipucu verdin. Statik kendi ürettiğimiz prodüksiyondan uzaklaşıp, içerik üretmekten uzaklaşıp hazır içerikleri hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde seçebileceğimiz bir modelleme dedin. Bu bize bu versiyon bakış açısında kolay sağlardır. Ezgi çok teşekkür ederiz. Gerek kendim adına, gerek panelistlerimizin adına hem de gerek katılımcılarımızın adına çok şey öğrendik, çok şey öğrendim. O yüzden değerli vaktin için çok teşekkür ediyorum katkıların içinde. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Evet, Merakla dinlemeye devam edeceğim Barış evet. Bey'i. Bir sonraki ve son konuşmacımız Barış Arpacı. Barış hoş geldin. Merhabalar herkese. Merhabalar. Biraz kendini tanıtır mısın? Ondan sonra zaten sohbetimize oradan devam edeceğiz. Çok FNSS gibi kendine has özellikler olan savunma sanayi alanında çalışan, kendine has özellikler olan bir endüstri. Bu endüstride dijital öğrenmeyi, teknolojiyi, eğitimi, gelişimi konuşacağız ama biraz seni tanıyabilir miyiz? Şimdi kendimi tanıtmadan hemen az evvel beni biraz stres yaptın. Sonuna kadar çok böyle keyifle dinliyordum hem Ezgi Hanım'ı hem Çisil Hanım'ı. Dedin ki enteresan ve nadir olur. Hani katılımcı sayısında ciddi bir artış hani yaşıyoruz en geç olmuş katılımcı sayısında. Umarım şöyle bir istatistikle yaşamazsın. Böyle hazır en geç ve yukarı çıkmışken. Umarım katılımcı sayısı benim Yok, öyle bir konuşmamla yarışma yok ama zaten beraber yani o konuda rahat ol. bir Çünkü ben bu oturumda otur yani senin oturumunda özellikle de şimdi çok ilerici uygulamaları da konuşuyoruz ama bir de gündelik hayatta yaşadığımız çok basit sıkıntıları olan ve hepimizin yapabildiği bazı Tabii. veya yapamadığı bazı şeyler var. Ben seninle biraz o tonda da konuşmak Tabii. istiyorum. Tabii. Birazcık İşin işin. ilericiden gündeme gelmek istiyorum ve bu konuda da çok talep alıyoruz biz katılımcılarımızdan. Tabii. Çok soru alıyoruz. O yönden çok o yönde derinleşeceğimiz kıymetli bir oturum olacak. O yüzden rahat ol. Bu arada Süper. sayı Tabii ki arttı. işin. Senin daha da En azından iyi geriyim. başladık. En azından iyi başladık. Tabii şaka yapıyorum. Çok büyük bir keyifle ve merakla dinledim Ezgi Hanım'ı da, Çisil Hanım'ı da. Daha önce dün onlara belki yaptığınız yayınlarda da harika bir şeyler oldu. Şimdi kendimi tanıtma konusunda geçenlerde Cemal Süreyya'nın bir röportajına rastladım internette. Diyor ki 44'te doğdum, 9 yaşında annem öldü. 13 yaşında Dostoyevski ile tanıştım. Odur budur kitap okurum ve huzurum yoktur. Cemal Süreyya budur diyor. Tanıtımın kısası makbul. Ben eskiden çok severdim ve uzun uzun anlatmayı ama ben de 77'de doğdum. Yakın bir zamanda işte 44'üme gireceğim, öyle söyleyeyim. Birçok işte yurt içi yurt dışı eğitim alma şansım oldu. Hem lisansta hem yüksek lisansta hem kurumsal hayatta. Ama gurur duyduğum şeylerden bir tanesi 1500 ağaçlık bir
ceviz bahçem var. Müthiş. Çınar isminde dünyaya diktiğimiz bir de oğlumuz var eşimle beraber. Onun dışında İnsan Kaynakları Meslek Derneği'nin kurucularındanım. Aynı zamanda yönetiminde görev alıyorum. Meslektaşlarımızı geliştirmeye adıyoruz kendimizi. Ben de 20 yıl kadar evvel İK'cı oldum. Odur budur, huzurum yoktur. Barış Arpacı budur denebilir. Harika. Ceviz bahçenle ilgili daha sonra vakit kalırsa eğitim ve gelişim odağından bir sorum olacak. Cevize meraklı benim bir kişi olarak. Fakat şunu merak ediyorum Barış. Şimdi malum çok dramatik, tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin perspektifinde ve ayrıca aynı zamanda bu döneme gelene kadar da çok büyük, güçlü bir teknolojik devrim de yaşadık. Bu iki perspektiften senin bulunduğun yerde insan kaynaklarının dünyasında neler değişti, nasıl değişti? Vallahi çok güzel bir soru. Hakikaten bu uzunca bir dönemde insanlar evde kaldı. Evde kaldıkça da hakikaten düşünmeye, kendine zaman ayırmaya, dünyayı değerlendirmeye de çok fazla vaktimiz oldu galiba. Ben uzun zamandır düşünüyorum bunu ama şöyle cevaplayayım. Hani İK'nın dünyasında ne değişti en azından İK açısından bizim perspektifimizde? Şimdi üç basamaklı cevaplayayım. Bazı şirketler var ki işte deminden beri konuştuğumuz ne bileyim Google gibi, WhatsApp'ı yaratan, Zoom'u, Teams'i yaratan, işte Management Center Türkiye gibi ne bileyim bir European University'yi kuran, inovasyona yatırım yapan, teknolojiye yatırım yapan yazılım firmaları, bunlar bırakın değişmeyi, zaten çok önce bunu görüp gerekli yatırımlarını yapıp bekledikleri zaman geldi onların aslında. Bırakın ne yapmayı bilmediklerini, çıkardıkları ürünlerle diğer insanlara yardımcı oluyorlar. Bir grup var ki bunlar da bu tarz şeylerden uzak değillerdi. Çok takip ediyorlardı, duymaya çalışıyorlardı dünyayı, benchmarklar yapıyorlardı. Bunlar özellikle de yapıları itibariyle biraz çeviklerse hızlıca adapte olacaklardır yeni dünya düzenine. Bir de bunun geçeceğini düşünen, yani uzun sürmeyecek, tekrar eski hayatımıza döneceğiz gibi düşünen bir grup olabilir. Bunlar içinse çok kötü bir senaryo bekliyor. Yani İK'sının dünyası darmaduman olacak. Çünkü malum 90'lı yılların sonu, işte 2000'lerin başı, personel yönetiminden İK'ya geçişten itibaren bu 20 yılda ilk defa bu kadar değişiklik var. Acayip bir değişiklik var aslında baktığımızda. Uygulamayanlar için. Yani nedir bu değişiklik? Şimdi çalışma düzenleri değişti en basitinden. Farklı şiftler, farklı zamanlar, evden çalışmalar, uzaktan çalışmalar. Buna hazırlıklı olmayan şirketler ne yapacağını şaşırdı. Ama konu böyle olunca işe alım mantığı da değişti. Kime göre nasıl insanlar alacaksınız? Evde çalışan tipi nasıldır? İş yerinde çalışan tipi nasıldır? Ne bileyim, bunların motivasyonlarını, performanslarını evden, dışarıdan nasıl yöneteceksiniz? Yöneticilerin çok ciddi bir zorluk içinde olduğunu görüyorum. Upuzun bir shift oldu. Evden çalışanlar oldu, içeride çalışanlar oldu, farklı saatlerde çalışanlar oldu falan. Yönetmekte çok ciddi zorlanıyorlar. Eğer gerekli dijital destekleri, gerekli hazırlıkları yapmadılarsa. O yüzden konuyu böyle değerlendiriyorum. Korkunç bir değişim var. Bazıları buna hazır ve işte Ezgi Hanım'ın dediği gibi harika bir fırsat diyor. İşte o gün geldi diyor. Bazıları hızlıca adapte olacak. Bazıları da adapte olmazsa maalesef bu oyundan çekilecek. Evet, yani çok hızlı değiştiği, hem teknoloji gibi sürekli değişim içinde olan bir etkinin olduğu, diğer yandan da işte bu pandeminin yarattığı koşullardan bizi daha da hızlı bir şey zorlayan bir dönemdeyiz. Peki, savunma sanayi sektöründe çalışıyorsunuz. Aslında kendine has özellikleri olan, hassasiyetleri olan, bir diğer sektörlerden de bazı farklılıkları olan bir sektör. Yerine göre bazı alanlarda çok daha koruyucu, belki biraz dışa kapalı, belki bazı yerlerde, yani FNSS için bunu söylemiyorum ama sektörün özelliği olarak daha tutucu, bürokratik olabilen, çünkü devletle ve savunma sanayiyle ilişkisi de olduğu için olabilen bir sektörde. Siz dijital teknolojileri eğitim ve gelişimde kullanmada neler yapıyorsunuz? Efendisiz olarak. Yani önce belki hani ihtiyacın neden doğduğundan biraz bahsedeyim. Sonra da buna bağlayayım istersen. Mükemmel. Alper. Şimdi ihtiyaç aslında verimlilikle paralel ortaya çıkan bir şey. Yani bir şey yapıyorsunuz. Verimliliğin tarifini de işte optimizasyon olarak veya neyse bu şekilde değerlendirsek, aynı kaliteli sonucu bekliyorsunuz veya daha iyisini, ama
daha az maliyetle, daha az zamanla, daha az insanla, daha az kaynakla, daha az yatırımla. Bunları düşünürken işin içine teknoloji girmeden, dijitalleşme girmeden olmuyor. Birinci neden bu. İkincisi, kendi işinizde olmasa bile insanlar diğer tüm dünyada korkunç bir dijitalleşmenin içindeler. Farklı alanlarda, farklı sektörlerde. Ve bunlarla kıyaslıyorlar her şeylerini. Yani artık bilgisayar 3 saniye geç açılsa insanlar stres oluyor, sıkıntı yaşıyor. Bunu bütün süreçlerinize yansıtmadığınız zaman aynı şey gündeme geliyor. İnsan kaynakları için de bu geçerli. Jenerasyon haliyle bunu talep ediyor. Ciddi şekilde böyle bir şey bekliyor. Bu yüzden dijitalleşme bu nedenle doğdu diyebilirim. Şimdi nerede kullanıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Bizdeki uygulamaları neler? Biz hangi alanlardayız dersek? Hani malum bugüne kadar eğitim dünyasında bir 70-20-10 kuralı vardı. Aslında Çisil Hanım da biraz bahsetti. 70-20-10 demese de çok benzeri bir şekilde bahsetti. Neyi kastediyoruz? Yani en verimli eğitimde işte bir %10 formal öğrenme kısmı vardır. Yani bilgi aktarımı, sadece bilgi gelme. Çünkü bu dönemde, bu çağda her insanın isteyip de ulaşamayacağı herhangi bir bilgi yok. Olmasa gerek. Bunun etkisi %10. Sosyal öğrenmeyle desteklenmeli iyi bir eğitim, verimli bir eğitim. Evet, tartışılmalı, konuşulmalı, farklı fikirler paylaşılmalı. Yani öğrenirken ne yaparız? Yani ya formal öğreneceğiz veya çevremizden tartışarak, konuşarak olduğumuz ortamlardan öğreneceğiz. Bunun da etkisinin %20 hani olduğu söyleniyor. Esas öğrenmekteki en etkin yolun haliyle deneyimsel öğrenme olduğu söyleniyor. Bugüne kadar bununla uğraşıyorduk en azından. Şimdi de bu geçerli mi? Şimdi de bu tamamen geçerli. Dijitalleşme bunun neresinde? İlk o %10'luk formal kısmın bir defa %100'ünü aldı. Yani evet. Formal kısımda artık hani birilerine bir şey öğretmesi gibi bir şey ortadan kalktı. Hatta şu dönemde işte benim de oğlum orta birde 5. sınıfta. Yani o kadar da gerek yokmuş hakikaten böyle kolejlere bu kadar büyük paralar verip göndermeye veya işte ne bileyim her şeyin de sınıfta olması gerekmiyor galiba falan diye hani hiç değişmeyen okul düzeni için bile geçerli bu. Düşünmeye başladı insanlar. Haliyle burada %100 dijitalleşme girdi. Sosyalleşme platformunda hani dün Selçuk Bey'in sunumunda da, Tankut Bey'in sunumunda da vardı. Bugün Ezgi Hanım'ın sunumunda da var. Yani nedir? Bir sürü sosyal öğrenme platformu var. Hani webinar, seminar kısmını kastetmiyorum bilgi aktarmada. Hani diğer sanal sınıfları kastediyoruz. Orada normal sınıfta olan her şey var. Verimlilik mantığıyla da bağladığınızda çok daha az bir parayla çok daha fazla katılımcıya ulaşıyorsunuz. Çok daha çeşitlendirebiliyorsunuz. 3 kişi bile olsa eğitim yapabiliyorsunuz. Maliyetler korkunç aşağıda. İnsanlara zaman rahatlığı sağlıyorsunuz. İstediği saatte, kendini en verimli hissettiği saatte onu dinliyor, izliyor, uzaktan erişiyor, yapıyor vesaire. Tartışma ortamları, forumlar, hiç ulaşamayacağınız Küba'dan, Amerika'dan, Çin'den meslektaşlarınızla ortak platformlarda tartışma, görüşme imkanı sağlıyor gibi. Ne bileyim işte şu an bile şu 3 gündür yaptığınız hani Management Center Türkiye'nin canlı konferansında olsak bilmem ne kadar belki para ödeyecektik. Doğru. İstanbul'a gelecektik, konaklayacaktık vesaire vesaire. Yani şu an bir defter dolusu herhalde not aldım değerli meslektaşlarımdan. Bir sürü bir şeyler yazdım ettim. Sayenizde de teşekkür ediyoruz haliyle buna vesile olduğunuz için. Şimdi demek ki olay burada. Bu %70 deneyimsel kısımda. Dijitalleşme buraya henüz tam olarak nüfus etmedi. Diğerlerinde çok açık ortada. Çok fazla kullanılıyor. Burada da kullanılmaya başladı. Hani özellikle Çisil Hanım'ın bahsettiği dijital destekli öğrenme, gelişim, deneyim, tasarlama vesaire. Hakikaten çok ciddi tool'lar var ama kafa yorulması gereken nokta, odak nokta burası. Biz çünkü bu deneyimi, yani şimdi atıyorum dünyayı takip ediyoruz. 6 ay evvel Çisil Hanım bu sunumu bize yaptı. Tıpkı eminim birçok firmaya yaptığı gibi. Yatırımlarına da demek ki çok daha önce başladı ve çalışmalarını çok daha önce tamamladı. İlk iki kısmı çok ciddi dinledik. Yani o sosyal platformları diğer. Bu kısmı galiba biraz es geçmişiz. Şimdi dinlerken fark ediyorum. Neden es geçmişiz? Çünkü biz bu deneyimsel öğrenmeyi çok farklı uygulamalarla yapıyorduk. İnsanları doğaya çıkartıyorduk, müziğe çıkartıyorduk, gemiye çıkartıyorduk, metaforlar kullanıyorduk, dokunduruyorduk, karşılıklı sohbet ettiriyorduk. Yani farklı deneyimler yaratmaya çalışıyorduk ve bunun böyle gideceğini zannediyorum. Bitti dün itibariyle. Yani artık ihtiyacı da geçtim, zorunluluk haline geldi. Yani çıkartamıyoruz, devam edemiyoruz. Haliyle odak noktası insanların ciddi şekilde bu deneyimi nasıl tasarlayacaklarına
odaklanmaları lazım. Nasıl daha gerçekçi bu deneyimi yaşatabiliriz? Çünkü bu hepsinde kolay olmayacaktır. Hemen kendi uygulamalarımıza geçiyorum. Mesela teknik bazı eğitimlerin hazırlıklarını yaptık. Simülasyonlar kuruyoruz. Yani bir boya, bir kaynak, bir montaj atölyelerinde uzun süren ve belki iş sağlığı iş güvenliği açısından bir sürü hem maliyete hem sağlık riskine katlandığımız uygulamalar, eğitim süreçleri vardı. İşin simülatörlerle, sanal arttırılmış sanal gerçekliklerle bu eğitimleri harika şekilde tamamlıyorlar. Bu deneyimi deneyimleyerek bizzat fiziksel, pardon sanal ortamda ama fiziksel kadar gerçek yapabiliyorlar. Buna benzer bazı soft skill eğitimler de yapılıyor ve tasarlanıyor ve uygulanıyor. Bizde de böyle. Ne bileyim işte uluslararası bir takım eğitim firmalarının geliştirdiği bir takım modüller var. Uyguluyoruz. Society of Human Resource Management'ın programlarını, Harvard'ın programlarını hep takip ettik, ediyorduk. Buralarda çok güzel hakikaten deneyimsel, yaratıcı uygulamalara rastlıyoruz ama tam yakalayamadığımız şeyler de var. Yani liderlik gibi. Evet. Liderlik gibi. Buyurun. Liderliği konuşmak istiyorum ama bu noktada bir tane soruyu paylaşmak istiyorum. O da şu. Şimdi tabii. Farklı yani kuşaklar var ve bu kuşakların farklı bakış açıları, inançları, önyargıları var. Dün de konuşuldu. Yani daha genç kuşakların bu tarz dijital teknolojiyi kullanan araçlara yaklaşımı alışkanlıkları itibariyle daha kolay ama eski kuşaklarda daha direnç olabiliyor. Soru da bununla ilgili. Bu böyle bir dirençle karşılaşıyor musunuz? Ve karşılaştığınızda bu dirençe yönelik neler yapıyorsunuz? Yani sizin iki zorluğunuzdan bahsediyoruz. Yani bir yandan tutucu olabilecek bir endüstrinin içindesiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir de ben alışkanlıklarımı değiştirmek istemeyen diyen bir kuşak var mı ve onunla ne yapıyorsunuz? Hem içeride hem dışarıdaki mücadeleyi merak ediyoruz. Ya Alper Bey, bu yaştan ziyade zihniyet meselesi. Bugün hani şu an 23 Nisan'ın arifesindeyiz. 100 yıl evvel bu ülkeyi kuran, efendim söyleyeyim şu an 100'ün üzerinde de yaşı olan bir insanın fikirleri, bakış açısını hala yakalamaya çalışıyoruz. Böyle bir mindsette bir engel olabilir mi sizce? Olamaz. Ya bunun yaşla bir alakası yok. Bu bir kültür meselesi. Bu bir hayata bakış açısı meselesi. Bir de çok genç arkadaşlar var. O olumluluktan, o sorumluluktan, o çeviklikten uzak büyümüş, yetişmiş olabiliyorlar. Zorluk yaşanır ama hani kültür her şeyi kahvaltı niyetinde yer derler ya. Yani o kültürü yaratırsanız ya o kültüre uyar, kültüre uymayanı da bünye bir şekilde öyle veya böyle dışarıya atar diye düşünüyorum. Mühim olan o kültürü kurmaktır. Anladım. Siz de dolayısıyla burada FNSS olarak zihniyete bakıyorsunuz. Bu açıklığa ve öğrenme çevikliğine bakıyorsunuz. Bunu da biraz takip ediyor musunuz? Yani kişinin bu yöndeki tutumunu. Kesinlikle takip ediyoruz. Bir kere işe alım süreçlerimizin içine soktuk. Yani eğer bu olmazsa hangi dönem, hangi çağda, nerede olursak olalım. Kişinin de hangi işte Oxford, Harvard'dan diplomasını alıp 8 dil bilmesinin bir önemi kalmıyor. Bu 1-0 efekti gibi bir şey. Bu mindset yoksa bir şekilde bunu iyi tespit etmeye çalışıyoruz. Bu mindset olduktan sonra evet ondan sonra kalan kısımlarda da en iyisi olması için tabii elimizden geleni yapıyoruz ama bu yoksa almamaya çalışıyoruz. Şunu demek istiyorum, şimdi artık zaruret oldu 65 yaşındaki kişileri eve hapsetti değil mi bu korona maalesef. Evet. Şimdi öyle çalışanlar var ki 65 yaşının üzerinde evde hayatında üretmediği kadar üretip şu an bize fayda ve katkı sağlıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi ne demek istediğimi. Evet, kesinlikle. Bakıyor, çok üretiyor, iyi. Bunu fırsat olarak görüyor, çalışıyor, yeni fikirler üretiyor. Bir de öyle insanlar var ki işte her türlü imkan elindeyken yapmıyor. Yani işte dünkü konuşmalarda da vardı. Yetişkin öğrenmesinde ihtiyacımız olan en büyük şey willingness to learn dediğimiz şey. Yani veya işte biraz evvel bahsedildiği gibi öğrenme isteği. İçinde bu var. Merak. Peki tamam, siz demin liderlik derken lafı sizden aldım ama hangi eğitimleri, hangi alanlarda gelişim programlarını siz dijital ve teknoloji merkezli veya araçlarını kullanarak yapıyorsunuz? Şimdi biraz evvel dediğim gibi bir kere bütün eğitimlerimizin o 10 ve 20'lik kısmı, yani formal öğrenme kısmı ve bir şekilde platformlarda tartışma, farklı alanlarda görüşme kısmını hemen hemen hepsinde sağlıyoruz diyebilirim bütün soft skills eğitimlerde.
Fakat deneyim tasarlama kısmında çok yolumuz var diye görüyorum. Benchmarkları takip ettikçe, dinledikçe, gördükçe. Hani liderlikten kastım da şuydu. Yani buna yönelik bakmak, düşünmek lazım. Yani Matrix gerçek oldu. Hani boya simülatörü yapıyorum, kaynak simülatörü yapıyorum ama liderliği öğreteceğim birisi. Birebir dokunmasını, birileriyle çalışmasını sağlayacağım. Bunu nasıl deneyimleyebilirim? Neler yapabilirim? Sabah işte o noktada bazı koçluklar, online koçluklar belki devreye giriyor. Ne bileyim, sabah bazı sorularla zihin açarak başlayıp, öğlen bazı, efendime söyleyeyim, bir yazı, bir hikaye, bir resimle konuyu şekillendiren, bir gamification'la ne bileyim konunun içine çektiğiniz, akşamleyin bu gelişimi takip ettiğiniz, bu gelişim sorumluluğunu ona verdiğiniz. Yani keşke Matrix filmindeki gibi, hatta Morpheus'la beraber böyle sanal bir şeyin içinde bir ay yaşadığımızı da zannedebilsek zekası olarak. Zannediyorum hani seneye ne konuşuruz? Belki de seneye bunun uygulamalarını konuşuruz. Las Vegas'ta bu Sherman biliyorsunuz uluslararası konferansları oluyor her yıl. Evet. Muhtemelen olmayacak ama orada çok çok ciddi arttırılmış gerçeklik uygulamaları gördüm. Buna çok benzer, yakın, yani geliyor, çok uzak değil diye tahmin ediyorum. Hani buradaki deneyimsel tasarımları arttırmak şart. Ha, bir de Tanrı ve doğa izin verirse yine diğer şeylerle de desteklemek tabii ki çok güzel olur. Ama çağın gereği bu olacak. Nesil farkında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani sosyalleşme şu an biz ürküyoruz ama biz şu an ne bileyim 10-15 yaş arasındaki çocuklara kadar bakın. Hani dünyanın her şeyin böyle büyüdüğünü zanneden, farklı bir sosyallikleri olan, hani çok da fazla zaten sokağa çıkmayan, ya böyle bir nesil geliyor zaten. 10-15 yaşında bu ne demek? 21-22 yaşında, yani üniversite bittiğindeki o zamana kadar bir üniversite eğitimi de, üniversite eğitimi gibi mi olur, başka bir şey mi olur bilemiyorum. Ama 5-6 yıl sonra, hadi 10 yıl sonra meslek hayatına girecek, iş hayatına girecek. Onların da sosyallik anlayışları da farklı zaten. Yani şimdi oyunun kuralı değişiyor. Şuna inanıyoruz. Hoşuma giden bir tabir var son zamanlarda dinlediğim. Hani learn, unlearn, relearn. Yani önce öğren, eskiden öğrendiğimizde idare ediyorduk. Eski evet. Uşak bir makine mühendisliği diplomasıyla bayağı bir 30 yıl, 40 yıl vaziyeti kurtarıyordun. Şimdi öyle değil. Evet. Şimdi öğrendiklerini bir unutman gerekiyor. Şimdi unut, şimdi gitti biraz evvel söylediğim gibi. Yani bütün meslek hayatımızı görüntü gitti gibi oldu ama şu an geldi mi? Geldi, evet. Bütün meslek hayatımızda çok pratikini yaptığımız, çok çalıştığımız, çok okuduğumuz performansı farklı tasarlamak zorundayız. Artık eski performans sistemleri işlemeyecek. İşte biraz evvel eğitimde ölçüm, Kirkpatrick dedik, bitti. Yani yok öyle bir şey. Artık belki diploma bile yok. Yani dijital ne diyelim, etiketleme diye bir tabir kullanıyorlar. Yani sizi bir yaşından itibaren hangi oyunlar oynamaya başladınız internet dünyasında, sonra ne tarz eğitimler aldınız, nerelere giriyorsunuz, sosyal medyada neredesiniz, görüşleriniz ne, hayata bakış açınız ne, etiketliyorlar. Yani CV herhalde bir bip diye insanların barkodunu okutacağız ve acayip bilgiler gelecek. Diplomanın çok çok ötesinde, yani öyle bir diplomaya zannediyorum ihtiyaç dahi olmayacak gibi duruyor. Şimdi o yüzden bildiklerimizi unutmak zorundayız ve hızlı olmak zorundayız, adapte olmak zorundayız. Bir soru var, onu sormak istiyorum. Biraz önce liderlikten bahsettik. Liderlikle ilgili soruda şöyle deniyor. Hani liderlik aslında ele avuca alması, sınırlarını tutması zor bir alan. Bu alanda siz de çalışma yaptığınızı ve belli şeyleri, arayışlarınızı bahsettiniz. FNSS olarak. Bu konuda liderlik alanında gelişimde dijital ve teknoloji araçları kullanırken hangi zorlukları yaşıyorsunuz? Ve nasıl bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Aslına bakarsanız burası bir teknoloji şirketi. Bu anlamda galiba birazcık da savunma sanayi gereği hakikaten daha üst perdeden, daha iyi eğitimli diyelim kişilerle çalışıyorsunuz. Bunun getirdiği bir ne bileyim şeyde, mukavemette öyle söyleyelim, kolaylığımız var. İnsanlar gelişime birazcık daha meyilli ve istekli. Teknoloji ve işin yapısı gereği. Ama sorun çıkmıyor mu? Çıkıyor. İhtiyaç uyandırarak yapmaya çalışıyoruz. Sürekli zihin açıcı şekilde kendilerini dürtüyoruz. İşte
ne bileyim LinkedIn Learning ile 2 yıl evvel anlaşma başladık. İşte 10 binin üzerinde uzmanlaşmış farklı eğitimleri var. Bir de bir takım akıllı robotlar var. Diyoruz ki ya bak senin gibi bir mühendis, senin tecrübende veya bir müdür şu an dünyada, Google'da, şurada, burada şu eğitimlere girmiş, şunlara bakmış, bunlara bir bakmak ister misin? Efendime söyleyeyim, şu tarz konularda şöyle gelişmeler olmuş, bir bakmak ister misin? Sürekli bir dürtme. Onun dışında koçluğa çok inanan ve uzun süredir yatırım yapan bir şirketiz. Birebir dokunuyoruz insanlara. Artık birebir dokunmayacağız, birebir sanal olarak yürüteceğiz. İhtiyacın ne? Ne olmak istiyorsun? Bu ikisi arasındaki fark ne? Konusunda kendi güçlü yanını, kendi gelişim alanını tespit etmesinde, bulmasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sonra da sorumluluğu ona bırakmaya çalışıyoruz. Hani ne yapıyorduk? Bilinen şeyleri tekrarlamayayım. Hani bir takım şeyler kullanıyoruz. Bir iyi bir LMS altyapımız var. Bütün işte ne bileyim yasal zorunlu birçok eğitim, e-learning kanallarımız çok ciddi şekilde açık. İşte dediğim gibi Harvard'dan, Oxford'dan, Stanford'dan çok ciddi takip ettiğimiz programlarımız var. Ama hangi kaynakları işte beğeniyorsunuz? Çok böyle bir soru geliyor. Valla şeyin tasarımına bayıldık gerçekten. Harvard'ın tasarımına. Her anlamda yani müzakereden tutun yöneticiliğe, delegasyona çok ciddi, sürekli insanı hani fasilitasyon önemli, takip önemli hani denildi. Çok ciddi bilgi kaynaklarına ulaşmanızı sağlayan, çok ciddi yönlendirmeler yapabilen, sizi oyunun içine katan, gerçek bir sanal sınıf ortamındaki bütün koşulları kullandırdıkları, dünyanın her tarafındaki insanlarla network yapabilmenizi, sosyal öğrenmenizi sağlayabildiğiniz, aynı zamanda da size bir takım bir şeyler grup içinde tasarlatan güzel uygulamalar var içerisinde. LinkedIn'in çok güzel uygulamaları var. Google'ın var keza. Harvard'ı çok beğendiğiniz için Harvard'ı soruyorum. LinkedIn'in içinde olabilir ama bu benim sorum. İngilizce bilmiyorsam yani siz belki yapınız gereği hep yabancı dili olan çalışanlarla çalışıyorsunuz ama eğer ben İngilizce bilmiyorsam Harvard'tan nasıl faydalanabilirim? Yani böyle bir imkanım var mı? Yani biz dediğiniz gibi bizde tek böyle teknik temel zorunluluk İngilizce bilme zorunluluğu. Evet. Hani bunu TOEFL'la vesaireyle de belgelemesi gerekiyor. Evet. Mülakatları, sunumları da hep İngilizce olarak geçiyor. Globalde hani dünyayı takip edebilmek, dijitalliği, her şeyi takip edebilmek açısından da hani zorunlu gibi bir şey, öyle söyleyelim. Evet, aslında bu yönden hani, yerel diller ve İngilizce bu dönemde aslında çok açıldı. Çünkü kaynak açısından bir tarafta kritik boyutun çok üstünde İngilizce'de kaynak var ama siz yerel bir dille sadece hakimseniz, Türkçe olur, Portekizce olur, İspanyolca olur, kaynaklar sınırlı gibi değil mi? Doğru ama bu bildiğimizdi. Şimdi unlearn ve relearn yapalım. Hani çok tamam. Güzel ve değişik uygulamalar görüyorum. Şu an siz birebir konuştuğunuzda sanal olarak yanınızda birini yaratıyorsunuz ve Çince, Japonca, Almanca, Fransızca aynı sizin el hareketleriniz ve ses tonunuz ve vurgularınız da dahil olmak üzere online ve anında çeviri yapan programlar hani piyasaya sürülmek üzere. Ayrıca da bu çok büyük bir pazar. Tüm dünya için gerekli bir şey. Bu dijitallikte bu tarz kurumlar, üniversiteler de haliyle bu tarz altyapılara yatırım yapacaktır. Hani her dilde, her uygulaması da gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, aslında makine öğrenmeyle işte otomatik altyazılar, otomatik altyazı çevirileri bunlar yavaş yavaş oluyor. Bir tane soru var, Bilal Ramazanoğlu, Tofaş Akademi'den. Aslında zamanlama olarak da güzel bir soru. Çünkü hani biraz yavaş yavaş son 10 dakikaya girdik. Hani kazanımlar nokta mesajlar ne olurdu diye ben soracaktım ama size Bilal Bey sorar ki kendinize bir bu süreçteki deneyimleriniz ışığında bir geri bildirim verirseniz bu ne olurdu? Bundan sonrası için bu geri bildirimin bu öğrenimin ışığında neyi farklı yaparsınız? Valla olağanüstü bir soru. Büyük ihtimalle de böyle sağlam koçluk temeli olan da bir katılımcımız anladığım kadarıyla bir de Selçuk Bey'in de öğrencisi herhalde Tofaş'ta olduğuna göre veya birlikte meslek arkadaşı yani arkadaşı diye. Çok güzel bir soru.
Valla en büyük deneyimimi biraz önce kendim itiraf ettim. Yani halen kuşak olarak herhalde şeyde bir takıntımız oluyor. Bu doğrudur. Yani bu iş böyle yapılır. Ya bu bitiyor. En büyük evet. deneyimimiz bu. Keşke daha iyi dinleseymişiz işte Çisil Hanım'ı. Bu tabii işin metaforu ve uygulaması. Anlatabiliyor muyum? Geleceğe biraz daha fazla yüzümüzü dönmemiz lazım. Yani artık FNSS'in hedefi, hani biraz evvel 3 tip şirket saydım. Birisi evet. hani pull effect, push effect gibi, yani kimse iPhone çıkmadan bu niteliklere ihtiyacımız var demedi. Birileri bunlara ihtiyacınız var diye ortaya çıkardı ve sundu. Veya bunun çağ zamanı gelecek gibi. Oraya doğru evrilmemiz lazım. Daha ileriye yönelik stratejiler, planlar yapmamız lazım. Her ne kadar sektör bu anlamda bu kadar dinamik olmasa da dünya bu kadar dinamik. Bu anlamda hani biz sektörün belki öncülerindeyiz ama artık rakiplerimizin bu değil, teknoloji şirketleri olması lazım. Bu anlamda en büyük kazanımım, öğrenimim gerçekten bir şekilde öyle veya böyle karşınıza çıktığı ve bazen de böyle acı şekilde çıkabileceği, burada en iyi hazırlıklı olan bu işi fırsata dönüştürür. Biz bu yüzden böyle şey demiyoruz, izolasyon demiyoruz da koza dönemi diyoruz. Evet, evet. koza örün kendinize ama güzel. İçinde pişmekle geçsin ve sonunda bir kelebek çıksın içinden. Yani bu süreçleri böyle değerlendirebilecek altyapılara çok ciddi hazırlanmak lazım. Çok güzel bir ders oldu bize bu COVID süreci. Çünkü bunları uzun zamandır yapan, konuşan, yatırım yapan firmalar var. Ve biz bunlara evet önem verdik, kulağımızı kapamadık ama yeteri kadar önem vermemişiz. Yani bundan sonra en azından HR'ın bütün yolu burada olacak. Daha çok dijital okul yazarlık, daha çok yapay zekaya, efendime söyleyeyim bu tarz konulara odaklanacağız diye düşünüyorum. Biz Alper Bey geçen yıl Brandon Hall'dan işte 3 dalda birden altın madalya aldık. Bunlardan bir tanesi HR inovasyondu. Bir tanesi HR analitikti, bir tanesi de HR yönetimiydi. Rakipler de fena değildi yani. Google, Microsoft falan. Fakat bunun sürdürülebilir ve özellikle 50 yıl sonrası tasarlanabilir bir şey olması lazım. Biz biraz daha konvansiyonel, geçmişe yönelik ve daha başka bir takım şeyler yaptık diye düşünüyorum. Özetleyeyim. Öğreten şey şu. Analitiğe çok daha fazla değer vereceğiz. Gelecek yatırımlara, gelecek planlara, geleceğe çok daha fazla dönmemiz lazım. En büyük benim aldığım ders budur HR adına. Yani bir şeyi hatırlayayım. Hep verdiğim örnek. Hani humus yapmak isteseniz, akşama da misafiriniz olsa, elinize tarifi alsanız, ilk yazan bir gece önceden ıslattığınız nohutları şimdi alın diye. Yani bizim aslında bu, yani bu iş başımıza geldiğinde, elimize reçeteyi aldığımızda çok geç. Bir gece önceden nohutları ıslatmamız lazım. Hani seneye neler konuşacağız sorumuz o yüzden önemli. Gelecek sene için biz hangi, yani nohutları nasıl ıslatabiliriz? Bu önemli ve ondan sonra da buna hazırlıklı olabiliriz, önemli. Evet. Peki, ya burada da buyurun. Pardon. Yok. Burada da tabii şu önemli burada da yani her şeyde kendiniz mükemmel olamazsınız. Hani Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisi anlatılır İktisat Ekonomi 101'de. Öyle söyleyelim. Yani siz pırasa üretmekte iyisinizdir, nohut da üretiyorsunuzdur. Karşı tarafta nohut üretmekte iyidir, pırasa da. Hangisinde iyiseniz ona odaklanın. İkiniz de en ucuza inin, sonra da bunu paylaşın gibi bir temel mantıkla. Yani hem gamification'da, hem sanal öğrenmede, hem işte sosyal platform oluştur. Hepsinde birden iyi olamazsınız. Mümkün değil. Yani bunlarda iyi olanları çok iyi takip etmek, buralardaki işbirliklerini arttırmak, yani her anlamda en iyi olacağım diye tutturmanın bir alemi yok. Bu da insanı yavaşlatıyor ve şeyin arkasında bırakıyor. 15 dakikaya girdik. Zamanında iyi gidiyoruz. Bir soru var Müge Birden'in. Onu da cevaplayıp yavaş yavaş günü kapatmak istiyoruz. Şimdi çok benim çok hoşuma gitti soru. Müge Hanım şeyi sorar. Genelde şimdi işe pozitif tarafından baktık. Dijitalin avantajlarından bahsettik. Peki bu dijitalin bize getireceği, kendimizi hazırlamamız gereken zararları var mıdır? Nasıl tedbirler alabiliriz? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya valla bu sorunun birçok cevabı olabilir. Hani bir tanesi aklıma şey geldi dün böyle düşünürken. Ya dedim hırsızlık mesleği de bitti galiba dedim.
Yani artık adam evine korkuyor girmeye. Covid'liler midir, hastalar mıdır? Veya girdiğinde bir şeye dokunmaya korkuyor. Alsa tam şey Levent Kırcalık böyle eski. Evet, yani alsa bir şey satamayacak. Ama ne çıktı? Orada bile nitelik farkı çıktı. Dijital hırsızlığın hali, yani hırsızların kendini buna hazırlaması lazım. Dijitalliğe geçmesi lazım. Bütün paralar, efendim yatırımlar orada olduğuna göre. Yani şunu demek istiyorum. Dijitallikte böyle riskler olabilir. Her şeyi tamamen oraya gömmek, yani buna çok dikkat etmek lazım. Altyapılarını çok iyi kurmak lazım. Belki bir müddet paralel gitmek lazım falan, bilemiyorum. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafında da çok güzel bir sunum vardı bir konferansta. Şey diyor ki, bu gençleri hiç anlamıyorum, son derece saygısızlar ve işte efendime söyleyeyim şey yapamıyorlar. Hiçbir şekilde söz dinlemiyorlar. Bunu kim demiş olabilir falan diye. İşte Aristo demiş milattan önce 2. yüzyılda. Evet. Yani hiç değişmeyen bakış açılarıyla gelen bir takım bir şeyler var. Değişmeyen şeyler var. O da şu, insan olduğumuzu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu işi online bile yapsak yine dokunacağımız, efendime söyleyeyim birbirimize destek olacağımız duygusal dokunuşları, sanal dünyanın yapamadığı şeyleri unutmamak. En büyük risk bu olur. Acayip hani ondan sonra Matrix işte dünyayı ele geçirir. Öyle evet. Söyleyeyim. Öyle de olmaması lazım. Yani insanlığı da ele geçirmemesi lazım. İK adına olabildiğince bu sıcaklığı, duygusallığı, insani tarafı da sanal olarak bile olsa devam ettirmek lazım. Evet, bir katılımcımızın öyle katkısı vardı. 15 yaşındaki oğlunun uzaktan eğitimden sıkıldığını, okullarımız açılsa, keşke okulumuz açılsa dediği. Yani bizim o sosyal ve ilişkisel yönümüz, ona duyduğumuz o desteğe, o yanımıza, ona duyduğumuz ihtiyaç çok önemli. Onu da sizden de duydum. Peki, böyle su gibi aktı. Çok çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için, katkılarınız katılımcı, için. Katılımcı sayımız nasıl Alper Bey? Vallahi siz şimdi bence katılımcı sayısında da sizi böyle yarışmaya sokmuş gibi hissettim, utandım da. Ama yüzüm kızarmadı. Katılımcılarımız sağ olsun hiç yani aynı şekilde, aynı ilgiyle devam ettiler. O yüzden hem onlara hem size çok teşekkür ediyorum. Ezgi Hanım, yani Ezgi, Çisil, Barış, sizlerden şu bazı katılımcılarımızın sorusu var, birebir sormak isterlerse LinkedIn profillerinizi paylaşabilir miyiz katılımcılarımıza? Benim adıma elbette paylaşabilirsiniz. Hani belki son söz olarak da konuşmamın içinde de geçirdim. Herkesin bu vesileyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayalım. Atatürk'ü ve diğer tüm silah arkadaşlarını da yad edelim. Evet, demokrasi adına çok önemli bir bayram bizim için. Çocuklara da adanmış. O yüzden hep birlikte kutlayalım. Management Center Türkiye LinkedIn sayfasından ve benim kendi hesabımdan sizi de etiketleyerek paylaşıyor olacağım. Oradan da katılımcılarımız sizin LinkedIn profillerinizi görebilir. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dijital teknolojiyi, bunun farklı yaklaşımlarını, nerelerde kullanabileceğimizi, zorluklarını, dezavantajlarını, avantajlarını, amaç değil araç olduğunu, birçok şeyi konuştuk. Ve çok dolu dolu, gerçekten su gibi akan sunumlar oldu. Çisil, Ezgi, Barış, sizlere değerli vakitleriniz için, akıl teriniz için, bizlerle cömertliğiniz için deneyimlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz kendi yaklaşımlarımızı gelecek hafta 28-29 Nisan'da Hot Couture, yine dijital Hot Couture yapacağız ve orada paylaşıyor olacağız. Tüm katılımcılarımıza da buradaki katkı, etkileşimleri için çok çok teşekkür ediyoruz ve gelecek hafta sizleri yine aramızda görmek isteriz. Güçlü katılımınız için bizden çok güç aldık. Evet, tam zamanında başladık ve zamanında bitiriyoruz. Saat 6 oldu. Artık evlerimizdeki görevlerimize, sorumluluklarımıza, hayatımıza dönme zamanı. Hepinize güzel bir akşam üstü diliyorum, güzel bir akşam diliyorum ve haftaya tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar, çok teşekkürler. İyi akşamlar.